ile muhabbette selamlıyoruz ve hemen hiç vakit kaybetmeden günün gündemin ayrıntılarına geçiyoruz. Dünyanın utancı, insanlık utancı, dün bütün dünyanın donup kaldığı o manzaralar birazdan ekranlarınıza gelecek. Utanarak, içimiz yanarak, içimiz acıyarak göstereceğiz o manzaraları. Esed rejimi aşağı yukarı 6 yıldır kendi halkına katliam yapmaya devam eden Esed rejimi dün de uçaklarıyla sivil halkı hedef aldı. İdlib'i merkez hedef seçen Esed rejiminin uçaklarından Saringoz'da olduğu tahmin edilen kimyasal silahlarla saldırıldı. Kimyasal bombalarla saldırıldı. Çocuklar çırpına çırpına can verdi. O görüntüleri birazdan utanarak, içimiz acıyarak ama ibret olsun diye izleyeceğiz, izleteceğiz birlikte. Esed rejiminin İdlib'de kimyasal bombayla yapmış olduğu katliama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Rusya lideri Vladimir Putin'le de görüşen Erdoğan, insanlık dışı bu saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kırmızı çizgilerin aşıldığını kaydetti. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acil toplanıyor. Ona da bakacağız, birazdan değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün televizyon mülakatı verdi. NTV ve Star ortak yayınında Oğuzhan Sever'in sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için kontrollü darbe dediği sözler hatırlatıldı Cumhurbaşkanı'na. Sen darbe gecesi neredeydin diye sordu Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu için. Başbakan Binali Yıldırım da referandum kampanya buluşmaları kapsamında bir kez daha CHP'li Hüsnü Bozkurt'un evet verenleri denize dökeceğiz sözlerine tepki gösterdi. Sen kim oluyorsun da bu millete hakaret ediyorsun diye sordu Hüsnü Bozkurt'a Başbakan Binali Yıldırım. Ve Şırnak'ta PKK terör örgütüne dönük operasyonlar devam ediyor. Burada bombalı saldırı sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Çatışmada 5 terörist de öldürüldü. Bir acı haber de Bingöl Genç'ten geldi. Bir güvenlik korucusu bu çatışmada şehit düştü. Uyandırma servisi devam ediyor efendim. Dün öldük. Dün hep beraber öldük. Utancımızdan birbirimizin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İdlib'de aşağı yukarı 5-6 yıldır kendi halkına sistematik olarak katliam yapmaya devam eden Esed rejimi daha evvel pek çok kez yaptığım kimyasal saldırılarına devam etti. İdlib'i merkez hedef seçen Esed rejiminin uçakları Çin'e sarin gazı olduğu tahmin edilen bombaları attı. Minicik yavrular, bebekler dünyanın gözleri önünde can çekişerek çırpına çırpına hayatlarını kaybettiler. Bebekler, çocuklar, masum siviller, ölüm yine gökten geldi. Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırısı tam bir katliama yol açtı. Muhalif kaynaklara göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Rejimin uçaklarının hedefinde muhaliflerin elindeki İdlib kırsalı vardı. Sabah erken saatlerde Şeyhan'ın beldesini vurdular, attıkları bombalar klor gazı içeriyordu. Yaşanan tam bir katliamdı. Bölgeden gelen görüntüler içler acısı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var. Gazdan etkilenen yüzlerce kişi de ölümün kıyısına geldi. Birçoğu kendilerinden geçti. Nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı, ağızda köpürme gibi belirtilerle apar topar en yakındaki sağlık merkezine taşındılar. Kısıtlı imkanlarla müdahale edilmeye çalışıldı. Saldırının ardından kurtarma çalışmaları sürerken bölge bir kez daha vuruldu. Bu kez de bir sivil savunma merkeziyle bir hastane hedef alındı. Çok geçmeden İdlib'in bir başka bölgesinden 3. saldırı haberi geldi. Bu kez Saklin'de Cisre Şuur ilçelerine hava saldırıları düzenlendi. En az 21 sivil öldü, 35 kişi de yaralandı. Bir gece önce İdlib'in El Habit beldesine de klor gazlı saldırı düzenlenmişti. 20 sivil gazdan etkilenmişti. Esed kimyasal saldırıları nedeniyle uluslararası camia ve sivil toplum örgütlerinden sert tepki görüyor. Evvela Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Suriye'de yaşanan bu sivil katliamına yürek dayanır gibi değil. Bu manzaralar gerçekten de yürek dayanır gibi değil.
kabul edilebilir gibi değil. Anlaşılabilir gibi de değil. Zaten hani ne savaşlar ne terör saldırıları herhalde insanlık tarihinin en eski suçları ve herhalde 2017 dünyasında hala daha neden olduğu tam anlamıyla çözülebilmiş şeyler değil. Koca koca adamlar takım elbiseli kravatlı ömürlerini ilme adamış, bilime adamış, okumaktan gözleri şişmiş koca koca adamlar hadi versinler cevabını bu çocuklar neden öldürülüyor. Bunun izahını yapsınlar. Hadi Moskova'da metro istasyonuna o çivilerle kuvvetlendirilmiş bombayı atan adamın niye o bombayı attığını anlatsınlar, izah etsinler. Rasyonel zekaya hitap eden bir izahatta bulunsunlar. Metrodaki o insanlar niye öldü? Ertesi gün Suriye'deki bu çocuklar niye öldü? Bunu bir anlatsınlar sahiden de. Bir de galiba dünyanın taziyede bulunması için, ne bileyim bayrakların indirilmesi için ya da bir takım sembol kulelerin falan renklerinin işte o ülke renklerine boyanabilmesi için, yas ilan edilebilmesi için milletçe, dünya liderlerinin bir araya kol kola gelip teröre karşı yürüyüşler yapabilmesi için falan ölen çocukların sarı saçlı mavi gözlü olması gerekiyor anladığımız kadarıyla. Siyah çocukların ölmesi anladığımız kadarıyla onlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Dün Suriye'de ölen çocuklar da Paris'te ölen çocuklar kadar, Londra'da ölen çocuklar kadar, dünyanın dört bir tarafında ölen diğer çocuklar kadar çocuktular. Ama dünya bu saldırılar Irak'ta olursa, bu saldırılar Suriye'de olursa, Afganistan'da, Pakistan'da olursa, Yemen'de olursa, Sudan'da olursa, Somali'de olursa dünyanın umurunda değil. Dünya buna bakmıyor bile. Dünya bununla ilgilenmiyor bile. Dünya için hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta belki başka sahiplerle bu katliamları alkışlıyor bile olabilirler. Evet, içimiz yanarak söylüyoruz. Üzülerek, kar olarak, perişan olarak söylüyoruz ama bu saldırılar dünyanın dört bir köşesinde belki de alkışlanıyor. Onlar için işte Charlie Hebdo'da dergiye yapılan baskında ölen karikatüristler için dünya durdurulabilir. Nice'de kamyonla festival kutlamaya gelenlerin öldürüldüğü saldırı için belki zaman akmaz olur. Westminster'da bir cip kalabalığın üzerine sürüyorsa, eğer bir cip sürücüsü cipini kalabalığın üzerine sürüyorsa, o İngiltere için çok olağan dışı, çok olağanüstü ve sahiden de durup düşünülmesi gereken bir terör saldırısı olabilir. Ama Suriye'de çocuklar zaten ölürler. Suriye'de çocuklar niye var ki zaten? Kalırlarsa ölürler, göçerlerse ölürler. Suriye'de çocuk olmanın kuralı kaidesi bu. Kalırlarsa İdlib'de Esed'in kimyasal silahlarıyla ölürler. Kaçarlarsa botlarla Ege'de, Akdeniz'de ölürler. Ya, Suriye'de çocuklar zaten ölürler. Bu Batı dünyasının baktığı pencereden zaten bu kadardır. Suriye'deki çocuklar ölürler. Bunun başka bir şey yok. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu saldırıya ilk tepki gösterdi. Çok sert mesajlar verdi. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le de konuştu. Bunun kabul edilemez olduğunu iki lider görüşmelerinde de altına çizdiler, yinediler. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir insanlık suçu işlendiğini söyledi ve kırmızı çizgilerin aşıldığını kaydetti. İdlib'de kimyasal bombayla yapılan katliam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinde gündeme geldi. Rusya'daki metro saldırısında ölenler için Putin'e taziyelerini ileten Erdoğan sözü İdlib'deki katliama getirdi. Bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katliama sert tepki gösterdi. Bu kimyasal saldırı sonrasında hayatını kaybetti. İçinde kadınlar var, çocuklar var. Zaten rejim ve rejimin destekçileri yıllardır hiç ayrım yapmaksızın kadın, çoluk, çocuk, hastane, okul vahşice insanları öldürdüler. İlk defa da kimyasal silah kullanmıyor.
kimyasal silah tüm dünya için bir kırmızı çizgiydi ama bugün rutin hale geldi. Kırmızı çizgiler aşıldı mesajı veren Çavuşoğlu sözde medeni dünyanın duyarsızlığını eleştirdi. Suriye'de de Esad'la ilgili kararı Suriye halkı verecek diyenler görsünler ki böyle giderse Esad'la ilgili karar verecek halk kalmayacak. Böyle kimyasal silah kullanarak halk mı kalacak burada? O nedenle bunu lanetliyoruz, kınıyoruz tabii. Bu bir insanlık suçudur ve bunun da cezası olmalı. Ama daha önce kırmızı çizgi aşılmasına rağmen vurdum duymazlık gösteren Batı dünyası, insan hakları konusunda ders vermeye çalışanlar eminim yine bunu örtmeye çalışacaklardır. Çavuşoğlu, kırılgan ateşkes sürecinin sona erebileceği uyarısında da bulundu. İdlib'de düzenlenen bu saldırının ardından orada yaralananlar da Türkiye'ye taşındı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yıkama çadırında evvela kimyasal saldırıya uğrayan bu yaralılar yıkama çadırına alındı. Oradan da tedavilerinin yapılacağı merkezlere taşındı. Esed rejimi sivillere kimyasal saldırı düzenledi. Onların yardımına yine Türkiye koştu. Saldırının düzenlendiği İdlib'in Hamd Şeyhun beldesine Hatay'dan 30 tan donanımlı ambulans gönderildi. Reyhanlı sınırındaki Cilve Gözü sınır kapısında da sağlık ekipleri ve ambulanslar bekledi. Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgeye de kimyasal yıkama çadırı kuruldu. Getirilen yaralılar üzerinde kimyasal gaza karşı yıkama işlemi yapıldı. Sağlık ekiplerinin kimyasaldan etkilenmemek için özel kıyafetler giydiği görüldü. Açıldı mı? Klor gazlı saldırıdan etkilenen yaralılar Türkiye'ye getirildikten sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Temmuz kontrollü darbeydi dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Haklı olarak da tabii vatandaş merak etti. Pek çok soruyu da bir kez daha gündeme getirdi. Birazdan gazetelerin gündeminden de bunu aktaracağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kontrollü darbe iddiaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı'na sen darbe gecesi neredeydin diye sordum. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın dün akşam katıldığı televizyonda verdiği mülakatta gündeminde Münbiç, Rakka, Sincar gibi konularda gündemindeydi. Neredesin? Bu iş laflı olmuyor. Bu iş inanç işi, bu iş yürek işi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'naydı. Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarını gayri ahlaki olarak niteledi. Bu zat yalanla maruf bir kişidir. Eğer burada örtülü bir darbe girişiminden bahsediyorsa bunu ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır. Ve 15 Temmuz'un şehidi de gazisi de bunu lanetleyecektir. Erdoğan önce 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananları hatırlattı. Biz tabii içeride oturduk, konuştuk falan dertleşirken dediler ki saat 23'te de buraya şey indi, Kılıçdaroğlu indi. Ya bizden önce oraya inmiş. Nerede şimdi falan diye sordum arkadaşlara. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz dediler. Ardından da Kılıçdaroğlu'na madem kontrollüydü sen neredeydin diye sordu. Burada bak bütün millet burada darbeye karşı herkes millet olarak bir gövde gösterisi yapıyor. Sen neredesin? Yani eğer bu örtülü bir darbe
girişimi ise bunu sana kim söyledi? Belediye başkanının evine niye gidiyorsun? Hadi kal. Hani sen bir zamanlar diyordun ki bir darbe girişimi olsa ilk defa tanka ben çıkarım. Niye çıkamadın? Neredesin? Bu iş laflı olmuyor. Bu iş inanç işi, bu iş yürek işi. Ve şu anda her zamanki yalanlarından bir tanesini daha söylüyor. Ben buradan söylüyorum bu akşam. NTV Star ortak yayınında. Ey Kılıçdaroğlu, dürüstsen, haysiyet sahibiysen, örtülü darbe girişimiyle ilgili elinde hangi belge varsa bunu açıkla. Açıkla, yargıya da yardımcı ol, bize de yardımcı ol. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabı bitti dedi. Irak'ı işaret etti. Şimdi bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Bildiğiniz gibi olay sadece Suriye boyutunda giden bir harekat değil. Bu olayın Irak boyutu var. Erdoğan'a Münbiç ve Rakka'da soruldu. Tamam, Münbiç bitmedi ki, Rakka başlasın. Gelin önce şu Münbiç sorununu bir halledelim. Ondan sonra Rakka ile ilgili ne yapacağız? Kimlerle yapacağız? Eğer PYD, YPG ile beraber bunu yapma gibi bir planınız varsa Türkiye olarak biz böyle bir planın içerisinde olmayız. Ama şimdi buradan doğuya, Münbiç'e doğru, Kuzeydoğu diyebileceğim şekilde Münbiç'e doğru bir çalışmanın yapılıyor olması, Münbiç noktasında ortak harekat kararı verildiği anda zaten Münbiç'te artık ciddi manada bir DAEŞ potansiyeli yok. Evet. Orada PYD ve YPG var. Onların biz Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Burada onlar bulunmayacak. Buraya diyoruz ki biz Araplar yerleşsin. Ha, ondan sonra asıl nihai hedef Rakka'dır. Ve Kerkük'teki bayrak krizi, Cumhurbaşkanı bedeli gelecekte farklı olur dedi. Şu anda yaptıkları iş bana göre bir işgal hareketidir. Çok çirkindir ve Irak parlamentosunun aldığı kararı doğrusu ben bu noktada çok çok yerinde buluyorum. Ve aynı kararı bizler de paylaşıyoruz. Arabı, Türkmeni, Kürdü birlikte yaşamalısınız. Burası benimdir diye bir adım atarsanız bunun bedeli gelecekte farklı olur. Başbakan Binali Yıldırım da dün referandum kampanyası kapsamında seçmenle buluşmalarına devam etti. Gündeminde Hüsnü Bozkurt'un, CHP'li Hüsnü Bozkurt'un evet verenleri denize dökeceğiz tehdidi vardı. Sen kim oluyorsun bu milleti tehdit ediyorsun dedi Başbakan Binali Yıldırım. İstiklal Savaşı'ndaki gibi eğer buradan evet çıkarsa evet verenleri nasıl Yunan'ı denize döktüğümüz gibi İzmir'den denize dökeceğiz. Densiz, alçak, sen kimsin bir? Sen kimsin bu millete böyle tehdit etmeye, hakaret etmeye? CHP'nin evet oyu verenleri denize dökeriz açıklamasına sert tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat'tan hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hem de CHP'li Hüsnü Bozkurt'a seslendi. Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu anayasa değişikliğiyle millet evet dese de biz tanımıyoruz. Bakın buradan söylüyorum ey Kılıçdaroğlu. Sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur. Millet de seni tanımaz. Başbakan Yozgat mitinginin ardından yapımı tamamlanan Yozgat Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bugün dünyada birçok ülke Türkiye'deki sağlık hizmetlerine imreniyor. Çalışınca oluyor, gayret edince oluyor. Laf
laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik sevgili Yozgatlılar. Bir sonraki durağı ise Kırıkkale oldu. Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlerin hayır için çalıştığını söyledi. Bazıları da kuduruyor. Çileden çıkıyorlar. Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Bir yandan PKK terör örgütü, bir yandan FETÖ terör örgütü, bir yandan Avrupa'nın bazı ülkeleri işi gücü bırakmışlar, hayır için çalışıyorlar, hayır kampanyası yapıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da GİMAT esnafıyla buluştu ve ona tabii gittiğinde bu denize dökeceğiz vesaire gibi sözler soruldu. Bir yaptırımda bulunacağını falan söylemedi CHP Genel Başkanı ama tabii eleştirdi. Herhalde eleştirecek. Ardından da bu anayasa teklifiyle ilgili değerlendirmeleri vardı CHP Genel Başkanı'nın. Fakat işte bir cümle içerisinde kaç yanlış bilgi verilir kamuoyuna onun da örneğini gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun dünkü esnaf buluşması. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Sözlerin sahibi CHP Konya milletvekili. CHP'li vekil hayır çıkarsa yapmayı düşündüklerini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na GİMAT'ta o sözler hatırlatıldı. Konya milletvekilimizin yapmış olduğu bu açıklama, yani mümkünse bu dilden biraz daha uzak duralım. Malum referanduma gidiliyordu. Esnaf örgütünün rahatsız olduğu konuyla ilgili birkaç kelam edilmeliydi. CHP Genel Başkanı çirkin sözleri öznesiz cümlelerle eleştirdi. Öyle asarım, keserim, denize dökerim. Bunlarla olmaz arkadaşlar. Bunlarla olmaz. Üç tane alkış geldi diye diline hakim olamamak doğru değildir. Akıllara birçok soru dizildi. CHP'li vekile yaptırım uygulanacak mı? Bu sözlerin hesabı CHP Genel Merkezi tarafından sorulacak mı? Kılıçdaroğlu bu soruları yanıtsız bıraktı. Konuyu birkaç genel eleştiri cümlesiyle kapatmayı tercih etti. Her siyasetçinin diline hakim olması lazım. Konu referanduma gelince CHP Genel Başkanı uzmanlığını konuşturdu. 18 madde öyle içinden çıkılmaz, bilinmez efendim, maddeler de değil. Kılıçdaroğlu iddialı cümleler kurdu. Bilgi birikimini GİMAT esnafıyla paylaştı. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana cumhurbaşkanları tarafsız mı olmuş? Tarafsız olmuş. Ne yazık ki bu bilgi doğru değildi. Cumhurbaşkanının tarafsız olması ilkesi Türkiye'nin ilk askeri darbesi 27 Mayıs sonrası hazırlanan 1961 Anayasası'nda ilk kez yer almıştı. İkinci konu yeni sistemde OHAL ilanı ile ilgiliydi. Bir kişi başkan sabah kalktı, ben Türkiye'de ister tamamında isterse 15 ilde OHAL ilan ediyorum diyecek. Bu bilgi de sorunluydu. Çünkü yeni sistemde Cumhurbaşkanı OHAL ilan etme isteğini aynı gün meclisin onayına sunmak durumunda. Temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin karar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkartacağı kanuna göre verilmek zorunda. Bir başkan der ki ben asgari ücreti dondurdum. Bir kararnameyle. Yetki var mı? Var. Bu konu dinleyenlerin ilgisini çekti. Halbuki asgari ücret uygulaması 4857 sayılı kanunun 39. maddesinde düzenleniyordu. Kılıçdaroğlu'nun bilmediği ya da kasten anlamak istemediği anayasa hükmüne göre Cumhurbaşkanı'nın kanunla düzenlenmiş bir konuyla ilgili kararname çıkartma yetkisi olmayacak. Yani asgari ücreti kaldırma, dondurma gibi bir karar veremeyecek. CHP'nin içi boş söylemlerle vatandaşı oyaladığının en açık göstergesi gelecek şimdi ekranlarınıza. CHP'li Ankara Milletvekili Murat Emir, Nallıhan'da seçmenle buluşup ona, seçmene daha doğrusu neden hayır demeleri gerektiğini anlatacaktı. Anlattı da, ya da en azından denedi diyelim. Gayreti takdire şayan. Fakat işte vatandaşın o CHP'li vekili anlatırken ki pozisyonu, durumu. Bu kadar yetkiyi ben babama vermem. Görüntü çok ama çok acı. Zira CHP'nin milletin nezdindeki itibarının tokat gibi yüzüne çarpan bir belgesi. Çünkü bu bir parti meselesi değil. CHP milletvekili Murat Emir, Ankara Nallıhan'da bir kahvehanede referandum için hayır oyu istiyor. Ancak millet CHP'li vekilin dönüp yüzüne dahi bakmıyor. Bu durum akıllara CHP'nin milleti hor gören açıklamalarını getirdi. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
Referandumda evet verenleri denize dökmekle tehdit eden, milleti hor gören zihniyete kahvehanede seçmen tepkisini böyle gösterdi. Aman dikkat edin. Bak. CHP'li vekilin anlattıklarını dinleyen dahi olmadı. İşe benziyor. Bu kadar yetkiyi ben... Hadi gelin gazetelere bakalım. Samet gel. Günaydın. Bugün tabii gün aydın maydın değil aslında. Bugün günün en karanlık olduğu vakitteyiz. Gazeteleri birazdan göstereceğim size. Ve neden söz ettiğimi anlayacaksınız. Şu Star gazetesinin sür manşeti bize mevzuyu anlatıyor abi. Of. Bu çocuk yok şu anda. Bu minik gözlere bak ve utan dünya diye yazmış. Bugün Star gazetesi. Bu minik gözlere bak ve utan dünya. Niye öldü bu çocuk? Bilen var mı? Kim var? Kim biliyor? Mesela merakımdan soruyorum. Putin biliyor mu bu çocuk niye öldü? Trump biliyor mu bu çocuk niye öldü? Esad biliyor mu bu çocuk niye öldü? Bu çocuğun babası biliyor mu bu çocuk niye öldü? Yemin ediyorum kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Bir Allah'ın kulunun bildiğini zannetmiyorum. Bu çocuğun niye öldü? 6 yıldır Suriye'de kim kimden ne istiyor? Bunu bilen varsa ne olur benim de anlayabileceğim şekilde tane tane anlatsın. Bazen burada konuşuyoruz ya, yani işte topu topu şu kadar dünyamız var. Bu kadar dünyamız var. Bunun şu kadarında sular var. Şu kadarında karalar var. Şu kadarı yeraltı zenginlikleri. Şu kadarı da yerüstü zenginlikleri. Diyelim ki 7 milyar kişiyiz. Her sene 1 milyar kişinin öldüğünü, 1 milyar kişinin doğduğunu düşün. Hadi nüfusun arttığı varsayımıyla 1 milyar kişinin öldüğünü, 1,5 milyar kişinin doğduğunu düşün. Neyi paylaşamıyorsun? Çizmişsin sınırları, çekmişsin çizgileri. Ben daha çok yiyeceğim. Ne kadar yiyebilir ki bir insan? Bir insan ne kadar daha yiyebilir ki? Ya düşünsene. Yani Allah'ın sana biçtiği ömür aşağı yukarı belli. İklimine göre 50 yaşla 90 yaş arası. İşte şu Japonya'nın yüksek yerlerinde falan 110'a kadar falan çıkıyor galiba en fazla, o kadar. Oldu bitti bundan ibaret yani. Ne yaparsan yap sonunda gideceğin yer inanışına göre, mesela bizim inanışımıza göre gideceğimiz yer belli. En son o yiye doyuramadığın bedenin toprak olup çürüyüp gidecek. O kadar basit, o kadar basit. Çocukları öldürecek ne var ben bilmiyorum ki. Sahiden bilmiyorum. Yani hani de ki Ersoy biliyor, bizden saklıyor. Yani şu çocuğun öldürülmesine haklı bir gerekçesi var. Hak etti. Hak etti bu çocuk diyebilecek bir şeyiniz var. Ve bizde söylemiyorsanız lütfen bunu bizden saklamayın yani. Petrol diyorlar. Enerji diyorlar. Su diyorlar. Bunlar sanki hani artabilen, azalabilen şeylermiş gibi. Yani sanki enerji artabilir, azalabilirmiş gibi.
Herkes çocuğuna bir kez daha kuvvetle sarılsın. Dünyada çocuklar ölüyor. Suriye'de çocuklar ölüyor. Herhalde bir çocuğun eline iğne batsa, diken batsa dünyayı yakarım diyor. Diyelim ki Trump ya da ondan önceki Zenci ya da efendim öbürküsü bir ikisi fark etmez. Sorsan mesela düşünsene Obama'ya sordun. Şurada sizin Beyaz Saray'ın bahçesinde bir çocuğun ayağı takıldı düştü. Dizi uf oldu. Değil mi yani ne düşünürsün? Putin'e sordun. Top oynarken işte dirseği duvara sürttü çocuk. Eline kıymık battı. Putin ne yapar mesela, değil mi? Kendi çocukları olduğu zaman durum başka. Suriyeli çocuklar olduğu zaman durum başka. Dün yüzlerce çocuk öldü sevgili izleyiciler. Ve neden öldüklerini hiç bilmiyoruz. Neden öldüklerini hiç bilmiyoruz. Hep ölüyorlardı. Ki bu kadar görünür olmuyorlardı kuşkusuz ki. Hep ölüyorlardı ve bu kadar görünür olmuyorlardı. Ama dün gözümüzün önünde çırpına çırpına öldüler. Gözümüzün önünde çırpına çırpına öldüler. Rejim uçaklarının Türkiye sınırına yakın İdlib'de muhaliflerin elindeki Han Şeyhun ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 9 çocuk 58 kişiye feci şekilde can verirken yansıyan görüntüler dünyanın kanını dondurdu. Kimyasal gazla. Bu kadar alçaklaşabiliyorlar mı? Bu kadar alçaklaşabiliyorlar mı? Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Birleşmiş Milletler kurulduğu tarihten bu yana üstlendiği misyon efendim dünya barışını tesis etmek. İşte sorunlar varsa onu gidermek. Devletler, milletler arasında ki arızalı alanları ortadan kaldırmak ve huzuru tesis etmek. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlara uyulması esas görülür. Hani o mesela hadi durduralım savaşı dediğinde dursun, sağlayalım barışı dendiğinde sağlansın falan gibi görülür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi denilen o sahtekar mekanizmanın daimi 5 üyesinin dünyanın silah üretimi ve silah pazarının elde tuttuğunu biliyor musunuz? Dünyada silahlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler tarafından üretilip satılıyor, ihraç ediliyor. Bazı silahların ve mühimmatın, örneğin füzenin, örneğin el bombalarının, örneğin başka bir takım mühimmatın bir süre kullanılmadıktan sonra son kullanma tarihi geçiyor. Şaka gibi geliyor değil mi? Adam film anlatıyor gibi düşünüyorsunuz değil mi? Vallahi çok ciddi. Son kullanma tarihi geçmeden o füzelerin kullanılması ve döngünün devam etmesi gerekiyor. Hiç inanılır gibi değil değil mi? Vallahi öyle. Yapacak bir şey yok. Hiç akıl alır gibi değil değil mi? Hiç olmayacak gibi. Ah. Ne güzel. Paris'te olduğunda, efendim, New York'ta olduğunda, Londra'da olduğunda, Belçika'da olduğunda ya da Nice'de olduğunda ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğunda sayfasını tam sayfa bu terör saldırılarına bırakan
sorsan numaradan yere çocuk ölümleri konusunda en hassas yayın organı olduğunu söyleyen Bir Gün Paçavrası. Sence sahiden Esed rejiminin yapmış olduğu bu katliamı görür mü zannediyorsunuz? Şimdi bazı kritik anlar vardır. Ben Bir Gün'ü epeydir okumuyordum biliyorsunuz ki. Ama bazı kritik anlar vardır. Saatlerce anlatsanız ne demek istediğiniz anlaşılmaz ama bir referans örnek koyduğunuz zaman ortaya kendi kendine çıkar zaten. Ben şimdi bunun zalim Esed rejiminin, oradaki baskı rejiminin destekçisi olduğunu falan söylüyorum burada. Önemli değil, anlatıyorsun geçiyor falan. Yani bunun yazarlarının oradaki işte Halep saldırı altındayken, Doğu Guta'da insanlık suçları işlenirken, başka bir takım yerlerde, Türkmen Dağı falan saldırı altındayken falan, bunların işte oradaki teröristler öldürülüyor, ülke terörden temizleniyor falan türü yayınlar yaptığını falan anlattık burada. Halep'e saldırıyor, Halep'te çocuklar ölüyorlar ya da göç etmek zorunda kalıyorlar. Ki göç ettikleri yerde İdlib'ti ve şimdi orası vuruldu. Yani sanki şey gibi, tıpkı hani Bosna'da nasıl Srebrenica'da sıkıştırıldı Müslümanlar. Hani şimdi onun gibi işte göç edilerek İdlib'e yerleştirilen insanlar orada toplu halde katledildi. Şimdi bunlar o zaman, ya bu aşağılık yayın organları o zamanlar ülke terörden temizleniyor palavraları atıyorlardı. Bugün özellikle açtım gazeteyi. Görebilirler mi diye. Yürekleri yeter mi diye. Niye insan kendi işlediği cinayeti kendisi birinci sayfadan duyurur mu? O kadar deli mi yani? Oy oy. Bunu nasıl göstereceğim ben sana ya şimdi? Az uzağa gitsene. Az uzağa git. Biraz daha git. Evet, bu iyi. Girme çok yakına. Özür dilerim, gazete alınca gazeteye yakından bakarsınız. Zaten Güneş de buna özür dileriz diye vermiş. Bunu ama göstermezsek neden söz ettiğimizi tam anlatamayacağız. Göstermezsek neden söz ettiğimizi tam anlatamayacağız. Dünyadaki her şeyin boş olduğu zamanlar işte o zamanlar. Gelin diğer konulara bakalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'taydı. Ve Zonguldak'ta vatandaşlara seslendi. Orada Kerkük'de çekilen Kürdistan bayrakları da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Kerkük bizim diye bir iddianın içine girmeyin, bunun bedeli ağır olur. Derhal o bayrakları indirin diye konuştu Cumhurbaşkanı'nın Zonguldak buluşmasından detaylar. Ay, fark etmez. Bu yanlıştan dön. Irak Merkezi Yönetimi açıkladı. Biz de aynı şekilde buradan uyarıyoruz. Kerkük Kürtlerindir safsatasına asla uymuyoruz. Kerkük Türküyle, Kürdüyle, Arapıyla, varsa da Kürdüyle hepsinindir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşam Gazetesi'nde yer alan Zonguldak buluşmasından değerlendirmeleri. Pınar Işık Ardor, İbrahim Kalın'la konuşmuş. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör İbrahim Kalın, hayır söylemi slogandan ibaret demiş. Hayır konusunda bilgiden ziyade ön yargıya, tahlilden ziyade sloganlara dayalı bir söylem var. Erdoğan diktatör diyenler o hayır çadırında ki ziyaretten sonra hicap duymalı diyor. İbrahim Kalın'ın sözleri bu şekilde yer bulmuş. Akşam gazetesinde hayır söylemi slogandan ibaret sözlerini görüyoruz. Nasıl kaçacaksın ki bugün bu fotoğraflardan patron? Nasıl kaçacaksın? Nereye saklanacaksın? Şimdi size
çok önemli bir detayı aktaracağım. Şu. Biliyorsunuz geçen gün CHP'nin kurmaylarından biri televizyona çıktı, Muharrem İnce. Dedi ki bu 16 Nisan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı isterse muhtarlıkları, hatta lokantaları bile kapatabilir dedi. Şaka yapmıyorum ha. Lokantaları kapatır dedi. Biliyor musunuz? Başkan isterse lokantaları bile kapatır dedi. Ama asıl tabii orada tabii lokanta işin çok fantastik bir tarafı. Yani lokanta meselesine herhalde kargalar bile gülmez. Hani kargalar bile güler derler ya. Hani ona kargalar bile gülmez muhtemelen. Lokanta kapatacak CHP dediğin zaman, AK Parti dediğin zaman falan ama. Önemli değil. Orada Türkiye'de 50 bin mi 55 bin mi muhtar var biliyorsunuz. Ve o muhtarları tedirgin etmek adına CHP'nin böyle saçma sapan bir söyleme sarıldığını görüyoruz. Yani her hafta en az 350-400 muhtarı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir eden ve onlara üzerinizdeki yük çok büyük, üzerinizdeki sorumluluk çok ağır, bu milletin seçilmişleri olarak size çok büyük görevler düşüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan'dan sonra o muhtarlıkları kapatabileceğini söylüyor. O muhtarlıkları kapatabileceğini söylüyor CHP. Muhtar seçilmiş demek. Yani şeyin, milli iradenin temel çıkış noktasıdır muhtar. Ben muhtarlıkları çok eleştirdim. Sebebi şu. Muhtarlıkların işlevsiz olduğu için eleştirdim. Geçmiş yazılarım da var. Değerlendirmelerim de var. Muhtarlıklar ikametgah senedi ver, nüfus cüzdanı sureti ver. Tak tak damgayı bas, gönder. Hayır. Muhtarlıklar sahiden de o seçilmişliğin gereğini yerine getirecek fonksiyonel hale getirilmeli diyenlerdendim. Uzun uzun konuşuruz daha sonra muhtarlıklar konusunda. Şimdi CHP kasten 55 bin muhtarın tedirgin etmek için ve onların reyini etkileyebilmek için bunlar 16 Nisan'da muhtarlıkları kapatacaklar diyor ya. ...1934... Cumhuriyet Gazetesi. Görünüyor mu? Az daha yaklaştırayım mı? Şunu görüyor musun? Burada şunu. Cumhuriyet Halk Partisi muhtarlıkları kaldırmış. Yerine teşkilatlar kurmuş. İşleri polis, belediye ve sıhhiye görecektir diyor. Muhtarlıklar kaldırıldı. Kapılarına kilit vuruldu. Muhtarlıkları kaldıran asıl bildiğin, bak şimdi hikaye şu. Çok özür dilerim. Bir Kanuni Sani yani Ocak 1934 Cumhuriyet Gazetesi haberi. Bugünden itibaren muhtarlık teşkilatı tarihe karışmıştır. Yönetmeliği okuyorum size. CHP tarafından 34'te çıkarılan, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde çıkarılan yönetmeliği okuyorum size. Bugünden itibaren muhtarlık teşkilatı tarihe karışmıştır. İstanbul'daki bütün muhtarlıkların işini polis, belediye ve sıhhiye memurları görecektir. Dahiliye Vekaleti, İçişleri Bakanlığı yani tarafından 37 maddelik bir nizamname yönetmelik hazırlanmış. Bütün vilayet ve belediyelere tebliğ edilmiştir. İkamet değiştirmek, yerleşim yeri, konut değiştirmek gibi işlerle askerlik, vesayet nakliye, bina iratlarının tahriri, vergi, tahsilat, arazi tevziyatı, ziraat, haşeratla mücadele, mahkeme ve tapu işlerine dair bütün vazifeler her mahalle halkından belediye meclislerince intihap edilecek ikişer kişi tarafından ifa edilecektir. Yani bir muhtarın yaptığı bir işten bir iş birden fazla kuruma ve kişiye değer olmuş. Yani o vakte kadar muhtar tek başına yaptığı işi muhtarlıkları kapatarak ayrı ayrı kişilere dağıtmış. Polise, sıhhiyeye, belediye memurlarına falan dağıtmış.
muhtarlıkların işleri için belediye meclislerinin ikişer kişi görevlendirilmesine karar verdi. Ne diyeceksin şimdi? Şimdi bak dün bu işte muhtarlıkları kapatacak meselesi var ya. Bu CHP'nin gen kodunda olduğu için şaşırtıcı değil. Aha bulmuş. 60 ile ekrana süper. Şimdi CHP'nin gen kodunda varsa bu, yani tarihinde, mazisinde varsa muhtarlıkların kapatılması, biz yaptık elbet AK Parti de yapar diye düşünüyor olabilir. Mesela ne dedi şey Muharrem İnce? Bunlar dedi 16 Nisan'dan sonra alacakları yetkiyle lokantaları bile kapatacaklar dedi. Dün tam gülüyordum. Tam oturmuş gülüyordum. Yahu hükümet modeli değişikliğinden lokantaya nasıl geldin sen diye. Gülüyordum. Peşinden acaba dedim adamın bir bildiği mi var dedim. Yani öyle ya, lokanta kapatılacak falan dediğine göre herhalde bir bildiği var bu adamların dedim. Değil mi? Şimdi size bir şey göstereceğim. Ona uğraşıyorum. Size bir şey göstereceğim, ona uğraşıyorum. Neden evet oyu vermeliyim? Dur. Seçimlerden sonra. Dur. Bir takım videolar açıldı çünkü. Heh. Şunu gör. Burası 2015 Ekim'de, şimdi diyor ya adam lokanta kapatılacak. AK Parti iktidarı şeyden sonra 16 Nisan'dan sonra evet oyu çıkarsa efendim lokantaları bile kapatabilir. Ya nereden çıktı bu? Saçma sapan konuşmayın. Böyle bir şey olabilir mi falan diyorsunuz ya. Mazisi var. Adamların mazisi var. Aynı Muharrem İnce 2015 Ekim'de seçim konuşması yapmak için ya da işte propaganda konuşması neyse yapmak için bir kafeteryaya giriyor, gitmek istiyor. Kafeteryanın yöneticileri diyorlar ki burası özel mülk ve ben burada siyasi parti temsilcilerinin gelip propaganda konuşması yapmasını istemiyorum. Müşterilerim huzur içerisinde yemeklerini yesinler, gitsinler istiyorum. Çünkü yani bugün sen gelirsin, 5 dakika sonra AK Parti'li gelir, 3 dakika sonra BBP'li gelir, 4 dakika sonra DSP'li gelir. Ama ben kafamı kaldıramam, kafeterya işletiyorum ve ben bu kafeteryamda siyasi partilerin propaganda yapmasına izin vermiyorum diyor. Böyle bir hakkı var mı? Var. Böyle bir hakkı var. Yani sen kamuya açık alanda işte kamunun kendi izin mekanizmasını kullanarak ne yapmak istiyorsan yaparsın ama abinin özel mülküne oranın izni dahiline girebilirsin, değil mi? İzin vermiyor diye CHP'li Muharrem İnce şunu gör. Kafe sahibi Serkan Sert. İnce gitti, zabıta ekipleri geldi diyor. Açıkçası geleceklerini tahmin ediyordum ama o kadar hızlı olabileceklerini tahmin etmiyordum. Olaydan 45-50 dakika sonra geldiler. Tutanak tuttular. Şu hale bak. Kafeterya sahibi. Adamı kafeteryasını kapattırmış. Bunlar da görüntüler. Neyse, hikaye bundan ibaret yani anlayacağınız. İşte lokanta kapatacak 16 Nisan'dan sonra bu yönetim diyorlar. Asıl bu lokantalar falan öyle kapatılmış vaktiyle. Şunu da göstereyim sana. Mehmet Uçum. Bu süreçte Mehmet Uçum bu teklifi en açık anlaşılır anlatılan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Sorular arasında tabii ısrarlı bir şekilde peki ya hayır çıkarsa ne olur falan gibi sorular olduğunu anlıyoruz. Ben Mehmet Uçum'un hayır çıkmasına ihtimal vermediğini bilenlerdenim. Ama demek ki çok ısrarlı bir şekilde ama ya hayır çıkarsa falan gibi sorular geldiyse muhabir tarafından o zaman da Mehmet Uçum yapmış yorumunu, hayır çıkarsa çıksın başkanlık rafa kalkmaz demiş. Bazı endişeler varsa
halkın hayır verirken tereddüt ettiği noktaların giderileceği yeni ve güçlü bir reform modeli ortaya konulmalıdır. Ancak referandum için önerdiğimiz model yeterli ve güçlüdür, diyor. Başkanlık rafa kalkmaz. Efendim? Ay. Bir de şu, şunu da göstereyim. Bunu göstermezsem olmaz. Çünkü ben artık bıktım. Bir İstanbullu olarak, ömrü İstanbul'da yollarda geçen bir kardeşiniz olarak ben bundan bıktım. Sahiden bıktım. Bu sarı damperli kamyon terörünün artık nasıl çözüleceğini ben bilmiyorum. Hafriyat rallisi diye yazmış Milliyet Gazetesi. İstanbul'da yapılacak kısa bir tur, hafriyat kamyonlarının rallisini gözler önüne seriyor. Ne hız sınırına uyuyorlar ne de saat kuralına. Sol şeritte 120 km hızla giden kamyonlar son bir yılda 19 canın yitirilmesine neden olmalarına rağmen kural tanımamaya devam ediyor. Bir de şimdi size bir şey göstereceğim. Gel dur. Şunu da göstereyim öyle gideyim. Şimdi mesela şurada şey görüyorsunuz ya. Bu karoserin yapıldığı firmanın adı galiba bu. Bu kadar görüyorsunuz. Hepsinde görebildiğiniz tek işaret bu. Karoserin yapıldığı firmanın adı. Fakat burada görmeniz gereken plakayı göremiyorsunuz. Öyle bir plaka milaka yok. Birbirinin aynı beyaz kafalı sarı damperli kamyon, bunlardan binlerce var ve pek çoğu İstanbul dışından gelmiş, yani İstanbul trafiğine kayıtlı da değil, başka kentlerden, başka sağ olsun illerden gelmiş ve buraya taşeron olarak kiralanmış beyaz kafalı sarı damperli kamyonlar bir şey yaptıkları zaman kimin yaptığını bulabilmeniz de imkansız hale geliyor. Polislerimize, yol kontrolü yapan ekiplerimize, trafik zabıtalarına ve jandarmaya binlerce kere teşekkür. Ellerinden geleni yapıyorlar fakat kifayetsiz kaldığını söylememiz lazım. İstanbul yollarını bilenler ne demek istediğimi iyi anlayacaklardır. Biraz ara, onlardan uyandırma servisi devam ediyor olacak. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. %34'lük bir çoğunlukla siz Cumhurbaşkanlığını, Meclis Başkanlığını, hükümeti kendi kafanıza göre şekillendireceksiniz. Yetki bende yok, öyle bir şey. Bu insanlardan, bu böcek bari insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oy alır. Bunlara şeker veren de oy alır. Yarın dilim ekmek veren de oy alır. Bunlara merhaba diyelim de oy alır. Bunlara herkes oy alır. Parlamento çoğunluğunun sınırlandırılması gerektiğini de açıktır. Ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtacak şekilde bir cumhurbaşkanını oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. Sakın ha cumhurbaşkanı adayı olma! Olma! Çekin adayınızı ve milleti nafile turlarla meşgul etmeyin. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 367 üyenin içeride olması zorunlu. Anayasa Mahkememiz Cumhurbaşkanı seçimi için 367'ye gerek yok doğrultusunda bir karar alacak olursa Türkiye'yi çok tehlikeli bir çatışmaya sürükleyecektir. 11. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Selamlıyoruz okula giden kardeşlerime, Allah zihin açıklığı versin. İşe giden dostlarımızın işlerini Allah rast getirsin. İşsiz dostlarımın bir an evvel iş sahibi olabilmelerini Allah'tan diliyoruz. Canı yürekten, kalpten. İşi olup da az maaş alan, asgari ücretle çalışan kardeşlerimin bir an evvel maaşlarına zam alabilmelerini diliyoruz Allah'tan. Candan, yürekten, kalpten. Terfi bekleyen, sürekli hakkı yenen, ayağa kaydırılan, ofisteki arkadaş tarafından operasyona uğrayan, her akşam patronla yemeklere gittiği, öğle aralarında, öğle molalarında, çaylarda, kahvelerde bir araya geldikleri için patron tarafından kayırılan ofis arkadaşı, ona operasyon çeken kardeşim, sen de
senin de Allah yolunu açık etsin, senin de hak ettiğin o terfiyi, o işte şeflik midir, amirlik midir, müdürlük müdür, nedir o işte o hak ettiğin terfiyi bir an evvel alabilmeni temenni ediyoruz, istiyoruz, diliyoruz Allah'tan. İşsizlere iş istemiş, maaşı az olanlara zam istemiş, terfi bekleyenlere terfi istemiştik. Şimdi de hastalara bir an evvel şifa bulmalarını, borçlulara da borçlar ödeyecek para bulmalarını dileyelim. Ne kaldı? Eksik bırakmayalım hiçbir şeyi diye düşüne düşüne söylüyorum. Herkesin her istediği gönlünce olsun, her şey gönlünüzce olsun. Ne istiyorsanız ona kavuşun inşallah. Uyandırma servisindeyiz. Günün gündeminin ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İyi haberler veremiyoruz size, çok üzgünüm. Yani dünyanın dört bir tarafından size çok güzel haberler vermek isterdik. Şurada karnavallar var, burada festivaller var. İnsanlar oynuyorlar, gülüp eğleniyorlar. Her şey çok güzel demeyi çok isterdik fakat öyle değil. Suriye'de çocuklar ölüyor. Bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda terör örgütünün kim tarafından himaye edildiği, kim tarafından yönlendirildiği, kontrol edildiği, hangi gizli servisin, hangi devletin kucağında oldukları ve kim adına Türkiye'ye silah sıktıklarını 40 senedir anlayamadığımız o terör örgütünün terör saldırıları ve ona karşı vatan evlatlarının aslanlar gibi verdiği mücadele devam ediyor. Şırnak ve Bingöl'de devam eden operasyonlarda dün vatan evlatlarından şehitler verdik değerli izleyenler. 3 asker ve 1 korucu şehit oldu. Çatışmalarda 14 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında süren operasyondan şehit haberi geldi. Sayma biraz geri gel. Uludere ilçesi, Altıntepe bölgesinde ve Gabar Dağı'nda devam eden operasyonlarda 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan kumandalı el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda ise güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada aralarında iki grup sorumlusunun da olduğu belirtilen 5 terörist öldürüldü. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedefleri Türk jetleri tarafından vuruldu. Sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisinin imha edildiği operasyonda 4 terörist öldürüldü. Fırat Kalkanı Harekatı tamamlandı. Tamamlandı tamamlanmasına fakat Başbakan'ın da dün Cumhurbaşkanı'nın da hem Zonguldak konuşmasında hem de akşam televizyon mülakatında söyledi biliyorsunuz. Yani Fırat Kalkanı tamamlandı ama bizim bölgedeki varlığımız, mevcudiyetimiz falan bitmiş değil. Bundan sonra başka yerlerde başka bir takım operasyonlar da olur. Adı Fırat Kalkanı olmaz ya da başka bir şey olur. Bu önemli değil. Dün Fırat Kalkanı Harekatı tamamlandıktan DEAŞ tarafından Özgür Suriye Ordusu ve ona destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce bölge tamamen temizlendikten sonra özgürlüğüne Elbap kavuştu. Ve o özgürleştirilmiş Elbap'a dün 24 ekibi girdi. Fırat Kalkanı operasyonuyla Elbap tamamen DAEŞ'ten temizlendi. Ve şu an Elbap'ın kontrolü tamamen Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Ve Elbap'a bugün 24 olarak ilk kez giriyoruz. Tabii evlerin büyük bir bölümünün yıkık olduğunu gözlemledik. Neredeyse sağlam hiçbir ev yok Elbap'ta. DAEŞ işgalindeki Elbap Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu. Elbap'ın kurtarılması için canını feda eden Türk komutanın ismi ÖSO komutanlarınca bir bölgeye verildi. Elbap'ın girişinde Özel Kuvvetler Komutanı Binbaşı Bülent'in büyükçe fotoğrafı asıldı ve Elbap'ın girişinde de o fotoğraf sürekli gelen geçenler tarafından merakla bakılıyor. İki buçuk ayda DAEŞ'tan temizlenen Elbap'a huzur geldi. Tamamen güvenliğin sağlandığı Elbap'ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Aslında bu cadde ve sokaklarda daha önce hiç kimse yoktu. Adeta incin top oynuyordu ama şu saat itibariyle hareketliliğin arttığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Allah razı olsun. Çok kötüydük. Bizi bu DAEŞ'in elinden kurtardılar.
Bunlar bize din ismiyle çok zulmettiler. Kendilerinden çok memnunuz. Allah razı olsun. DEAŞ'ın karargah ve mühimmat deposu olarak kullandığı yapıların kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Elbap'ı tabii koalisyon güçleri ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakların bombalamasıyla özellikle DAEŞ'in bulunduğu tüm merkezler yerle bir edilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede güvenlik önlemi almayı sürdürüyor. Askeri zırhlı araçları görebiliyoruz. Bunlar Türk askeri birlikleri, yani Elbap'ta güvenliği sağlayan Türk güvenlik güçleri de zaman zaman zırhlı araçlarla mobil görev yapmaya devam ediyor. Elbap'ın güvenliğini sağlama noktasında büyük bir çaba göstermişlerdi ve bu nedenle de sürekli zırhlı araçlarla Elbap kent merkezinde halen devriye görevlerini sürdürüyorlar. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Elbap'ta pazar bile kurulmaya başlandı. İlçe merkezinde bazı gıda ve akaryakıt dükkanları kepenklerini yeniden açtı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'taydı. Zonguldak'ta binlerce kişiye seslendi Cumhurbaşkanı ve orada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu nasıl yanlış bilgilendirdiğine örneklerle izahat verdi Cumhurbaşkanı. Oku ve oku diye seslendi. CHP zihniyeti 16 Nisan'dan sonra müzelik olacak dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu yalanda çok kıvrak. Kılıçdaroğlu yalan söyleme. Alıştık senin yalanların ama bıktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi sürdürdü. Güçlü Türkiye'nin yolunun evetten geçtiğini söyledi. Erbakan'dan Türkeş'e ve Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderler ülkenin kuruluşunu bu sistemde görmüşlerdir. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemde muhtarlıklar kapatılacak açıklamasına tepkisini sürdürdü. Acayip yalan söylüyor. Bıktım bunun yalanlarından. Ne diyor? 16 Nisan seçim yapıldı. 17'sinde muhtarlıklar kapatılacak. İnandınız mı? Erdoğan ana muhalefet liderine yeni sistemi öğren çağrısında bulundu. Ya şunu öğren. Okumadın bu maddeleri oku. Bir defa kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gelen ancak kanunla gidebilir. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne anayasanın ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Bunu da bilmiyor. Oku be, oku. Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklamasına da tepki gösterdi. Her zaman diyorsun ki elimde dosyalar var. Ya bugüne kadar söylediklerinin hiçbirisi ortaya çıkmadı. Çık şunu açıkla. Sayın Başbakan da söyledi. Bak ben de söylüyorum, açıkla. Açıkla da bizi rezil et ya. Hadi açıkla. Biz şu anda orduda, emniyet teşkilatımızda, devletin kurumlarında ne kadar FETÖ'cü varsa temizliyoruz. Temizlemeye devam edeceğiz. Erdoğan, CHP zihniyetinin 16 Nisan'da tarihe gömüleceğini söyledi. 16 Nisan'dan sonra hani denize dökmek isteyenler var ya, ben onlara diyorum ki biz sizi denize dökmeyeceğiz. Sizi biz bir siyaset müzesine vitrin objesi olarak yerleştireceğiz. O az önce sizlere bahsettim, belki kaçıranlarınız olmuştur. Şimdi daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Biliyorsunuz Muharrem İnce CNN Türk'te bir programa katıldı. Ahmet Hakan'ın programında dedi ki 16 Nisan'da evet çıkarsa bu adamlar gelip lokantaları kapatacaklar dedi. Ahmet Hakan da şoka girdi. Lokantaları mı kapatacaklar? Neye dayanarak söylüyorsunuz falan dedi. Sonra sağına baktı. Bir şey yok.
soluna baktı, bir şey yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir yani metni dedi, yanımda getirseydim onu söylerdim dedi. Lokantaları kapatacak 16 Nisan'dan sonra diyen Muharrem İnce'nin aslında bunu neye dayanarak söylediği çıktı ortaya. Meğer Muharrem İnce'nin heybede, bagajda böyle olaylar varmış. Meğer Yalova'da kendisine içeride propaganda konuşması yapmasına izin vermeyen kafeteryayı bakın vaktiyle kendisi nasıl kapattırmış. Ya bana okuyun. Deyin ki ya kardeşim bak burada yazıyor. Bu yetkiye dayanarak muhtarı da kapatır, lokantayı da kapatır, eyaleti de getirir. Gösterin bana. Bakın ben şimdi metni yanıma getirmedim. O metni zaten burada okursak kimse anlamaz. Şöyle yazacak. 168. maddenin bilmem ne fıkrasındaki kanunla kurulurun ya, yerine kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur diyor. Referandumda evet çıkarsa Cumhurbaşkanı lokantaları kapatabilir dedi, bile bile yalan söyledi. O CHP'li milletvekili Muharrem İnce'nin bilinçaltı takıntısı ortaya çıktı. Zira kendisi 1 Kasım seçimleri öncesi memleketi Yalova'da bir kafeteryayı kapattırmaya kalkmıştı. Ne yapıyorsun ya? Kimsin ki sen öyle bir şey davranıyorsun? Ayıp bir şey ya. Sizin yaptığınız ayıptır. Böyle bir siyaset yapılmaz. Muharrem İnce o dönem propaganda yapmak istedi. Kafenin sahibi karşı çıkınca sinirlendi, tartakladı. Üstüne üstlük belediye ekiplerini göndererek işletmeye ceza kestirdi. Belediye yapalım. Bak işte. Sizin yaptığınız ayıyorsunuz. Yani merhaba demek ki suç mu? Hayır bakın. Niye bir şey kanalı? CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce 1 Kasım öncesi seçim bölgesinde esnafı ziyaret ediyordu. Bir kafedeki müşterilere propaganda yapmak istedi. Kafe sahibi ise işletmesine hiçbir siyasetçiyi almadığını söyleyerek Muharrem İnce'yi kapıdan çevirdi. Siz bu zamana kadar ne zaman geldiniz? Buraya müşteri olarak herkes geliyor. Nasıl işletme? Yani nasıl işletme? Hayır. Ben buraya hiçbir partinin sormadım. Buna sinirlenen CHP'li İnce hakaret etti, işletme sahibinin üzerine yürüdü. Eliyle iterek, bağırarak tartışmaya başladı. Bu sırada Muharrem İnce'nin koruması da o anları telefonuyla kaydeden işletme sahibinin eşine müdahale etti. Tepkilerin artması üzerine kafeden çıkan Muharrem İnce hakaretlerini sürdürdü. Kafe sahibi de CHP'li Muharrem İnce'ye yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. İşte bu olay lokanta kapattırma menşeinin bizzat Muharrem İnce'ye ait olduğunu gözler önüne serdi. Lütfen biriniz beni İkna edin ve ben gideyim sandıkta hayır oyu basayım dedim. Şu adam çıktı ve öyle ikna edici konuştu ki ikna olmamak elde değil. Bu videoyu izleyeceksiniz. Eminim siz de gidip mührü 16 Nisan'da hayırın göbeğine basacaksınız. İzleyelim. Aslında evetin nasıl bir kolaylık sağlayacağı ve hayırın bu ülkemiz için nasıl yararlı olacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Yani çoğu halkımızın da milletimizin de ne bilgisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben evet desem tek insana ülkeyi teslim edeceğim. Ben geldim başa ileride ya da benim çocuğum geldi ileride başa. Deli çıktı abi. Ondan sonra demeyecek mi? Samsun'u benim halamın oğluna, işte Mersin'i benim dayımın oğluna, seni vali olarak oraya atadım. Orası senin istediğini yap, at koştur. Benim yeğenim modifiye uzmanı çıktı. Oradaki arabalar değişik olacak. Samsun'daki Sofi çıktı, şeriata uygun bir insan çıktı. Oradaki insanlar Sofi olacak. Bu sefer Sofi olanla modifi olan arasında diyecek ki bu ülke bizim, biz daha iyiyiz. O diyecek ki bu ülke bizim, biz daha iyiyiz. Ne yapacaklar? Referanduma gidecekler. Samsun bizden ayrılmak için bir referandum yapacak, kabul edecek. Ondan sonra Rusya Samsun'a yaklaştık diyecek ki siz bize daha yakınsınız. O zaman Kırım gibi Rusya, Samsun Rusya'ya bağlanacak. Diğer modifeli olan şehir de Avrupa'dan Batı'nın bir ülkeye bağlanacak. Ülkeyi bölmek için en gerekli...
O gördüğünüz dumanlar televizyonunuzdan çıkmıyor. Bir süre sonra devreler yanınca. Yalnız modifiye uzmanı hala oğluna teslim ettiği Samsun bir modifiye kenti olarak Kırım gibi Rusya tarafından nasıl ilhak edildi? Ben o arada bir yerde bir uyuyakalmışım. Onu hatırlayanlar varsa bana söylesin ne olursunuz. Balıkesir'e gideceğiz. Ayşe Kocagöz. Referandum kampanyası yürüten hayırcılar Balıkesir'le Ayşe Kocagöz'ün kapısını çaldılar. Evet Çift Enemen Ayşe teyzeye çattılar tabir yerindeyse. Ben de dedim yine. Ben dedim hayır diyeyim de Hollanda'nın yanında mı olayım? Hayır diyeyim de dedim Almanya'nın yanında mı olayım? Hayır diyeyim de PKK'nın yanında mı olayım dedim? Hayır diyeyim de dedim FETÖ'cülerin yanında mı olayım? Hayır diyeyim de 15 Temmuz yeniden mi olsun dedim? 250 tane şehit var dedim. 2190 bilmem kaç tane dedim gazi var dedim. Ya dedim bizim gidecek ülkemiz kalmadı dedim. Bu yüzden evet. 100 bin kere, binlerce evet bizden. Ayşe Kocagöz bu videosuyla sosyal medyada fenomen oldu. Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin başından eksik etmesin. Yüce Rabbim yardımcımız olsun. Allah'ın bayrağımızı indirmesin. Ezanlarımızı dindirmesin. İmanımızı söndürmesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu kafirlere kırdırmasın. Ayşe Kocagöz Balıkesir'de yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde referandum için hayırcılar kapısını çalmış. Neden dedim hayır diyeyim dedim. İşte diktatör olacak da tek adam geliyor da. Hayır dedim işte diktatör falan olmaz tek adam da değil dedim. Millet meclisi var dedim. 600 tane milletvekili olacak dedim. Ben dedim evetten şaşmam dedim. Bu sözleri duyan hayırcılar tepki göstermişler. Ondan sonra bunlar ne dedi biliyor musun? Sizi hakkınızı helal etmiyoruz diye bağırılan gibi var. Ne hakkınız var bizde dedim. Başından geçenleri anlattığı bu videoyla sosyal medyada bir anda popüler oldu Ayşe Kocagöz. Ve sonradan anlaşıldı ki aslında o 15 Temmuz'da meydana çıkan, darbeye geçit vermeyen kahraman kadınlardan biriydi. O 15 Temmuz oldu, biz burada duyunca kadar beyimle ikimiz hemen beyim giyindi, ben gidiyorum, ben dedim ben de geliyorum seninle beraber. Biz hemen meydana koştuk. Dedim ki arkadaşlara, tahtanın önüne dedim, kadınlar olaraktan evvela biz duracağız dedim. O gece dik durdu. Şimdi 16 Nisan'ı işaret ediyor. Sandıkta dik duracağım diyor. Nedenini de bakın hangi örneklerle açıklıyor. Hollanda'da atlağını, köpeklerini bizim insanlarımızın üstüne yürüttüler. Hollanda hayır diyor. Almanya hayır diyor. Amerika hayır diyor. PKK hayır diyor. Biz neden hayır diyelim? Onlar bizi atlağını, köpeklerini çiğnesinler mi? Yedirsinler mi? İşte onları gözümün önüne gelince kadar benim onlara çok şeyim bozuldu, morallem bozuldu. Dedim ki ben hayır demem dedim. Ben evet derim. Piri Reis'in dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren ilk tarihi belge sayılan o haritası Topkapı Müzesi'nde olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz ya da buna inandığımız o haritası sahte mi? Fethullahçı terör örgütü elebaşı hain FETÖ'nün konuşma yaparken arkasında görülen Piri Reis haritası yoksa FETÖ'cülerin çalıştığı dönemde müzeden çalınan Piri Reis haritasının orijinali olabilir mi? Araştırmacı Metin Soylu, FETÖ'cülerin bu vakte kadar görev yaptığı bütün müzelerde ki tarihi eserlere kriminal inceleme yapılmasını istedi. Ama en evvela Piri Reis haritası. Şu anda Piri Reis haritasının çalınıp, FETÖ'cüler tarafından çalınıp yerine bir kopyasının yerleştirilmiş olması ihtimali var. Gelin bakalım nasıl oluyor bu iş. Ayrıntı dikkatinizi çekti mi? FETÖ elebaşısının arkasında Piri Reis'in dünya haritası var. Futbolcularla yapmış olduğu bir vaazda arkasında Piri Reis haritası olduğunu görüyorum. Ortada büyük bir sır var. Bir sanat dalıdır diyelim ama. Terör örgütü daha önce Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya kaçırmaya çalışmıştı. Örgüt elebaşı o kaftanı giyip Türkiye'ye gelecekti ancak suçüstü yakalandılar. Peki devletin her yerine sızan örgüt paha biçilmez başka eserleri kaçırdı mı? 1513 yılında çizmiş olduğu haritasını orada Mısır'da o Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hediye etmiştir. İşte bu haritayı orada hediye etmiştir. Burada çok enteresan bir benzerlik var. Araştırmacı yazar Metin Soylu'ya göre bu mümkün. Onu endişeye sevk edense işte bu video.
bir sanat dalıdır diyelim. Müzelerde FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirilmiş ya da araştırıldığı takdirde FETÖ ile bağlantılı çalışanlar var mı? Bunların araştırılması çok önemli. Görüntülerde Fethullah Gülen eski futbolculara vaaz veriyor. O sırada oturduğu koltuğun arkasında bir harita asılı. Bir sanat dalıdır diyelim. Arkadaki Piri Reis haritasının mesajı nedir? Bu çok enteresan, sorgulanması, sorulması gereken bir mesajdır aslında. Piri Reis'in dünya haritası en son 1987'deki Muhteşem Süleyman sergisi için yurt dışına çıkarıldı. Topkapı Müzesi'ne ise turistlerin görmesi için bir kopyası konuldu. O kopyanın Osmanlıca yazılarını hat ustası Fuat Başar yazdı. Topkapı Sarayı Müzesi'nden bir miyatürcü bir hanım geldi. İsmini hatırlıyor musunuz? İsmini şu an veremeyeceğim. Çünkü biraz nazik bir konu. Piri Reis haritasının birebir kopyasını yapmış. Miyatürcü olduğu için hakkını da vererek yapmıştı. Yalnız liman isimlerini, yer isimlerini yazmam konusunda ricası olmuştu. Harita Türkiye'ye ne zaman döndü? Döndükten sonra kimler teslim aldı ve bugün Topkapı'da bulunan harita gerçek mi? Metin Soylu bu soruları soruyor. Amerika'dan sonra 1989 yılında da İngiltere'de sergileniyor. Acaba haritanın orijinali geri geldi mi, gelmedi mi? Soylu başka tarihi eserlerinde örgüt tarafından kaçırılmış olabileceğine işaret ediyor. Piri Reis haritasının orijinalinin Topkapı Sarayı'nda olmadığını söylüyorum ve eğer bir harita varsa sarayda lütfen rica ediyorum kriminele tabi tutsunlar. Bir sanat dalıdır diyelim. Yurt genelinde kapsamlı huzur operasyonu yapıldı. 13.092 ekip 71.284 personelin katılımıyla 7.266 hassas noktada huzur operasyonu 4 yapıldı. Şüpheli kişiler ve araçlar didik didik arandı. ...71.284 personel Türkiye'nin huzuru için sokaklardaydı. Huzur Türkiye 4 Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuamiral Bülent Olcay, uygulamaları koordinasyon merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Nasılsın, ne var ne yok, nasıl gidiyor uygulamamız? Uygulamamız başladı Sayın Bakanım, Sahil Güvenlik'le birlikte. Şu an uygulamamız Cengiz, iyi uygulamalar, iyi çalışmalar diliyorum. Tabii, İstanbul genelinde yaptığımız huzur 34 operasyonuna katıldık. Saadettin, iyi akşamlar. Sayın Genel Müdürüm, Eskişehir'in Bursa Saat Uygulama Noktamızda 20 emniyet teşkilatı personelimiz ve 12 jandarma komutanlığı personelimizle birlikte uygulama yapmaktayız. Operasyonlara polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerine bağlı 13.092 ekipte görevli 71.284 personel ile 371 dedektör polis köpeği katıldı. Önceden tespit edilen 7.266 hassas noktada gerçekleştirilen uygulamalarda aranan şahıslar, uyuşturucu satıcıları ve kaçak işçi çalıştıran mekanlar üzerinde duruldu. Güvenlik güçleri şehir giriş ve çıkışlarını tuttu. Eğlence mekanları ve kafelerde kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli görülen otomobiller, şehirler arası yolculuk yapan otobüsler ve yük taşıyan tırlar durdurularak narkotik köpekler ile didik didik arandı. Deniz polisi ve polis helikopterlerinin de destek verdiği uygulamalar dronlar tarafından havadan görüntülendi. Araba kaçtırılır mı? Sabahın ilk ışıklarına kadar süren uygulamada şüpheli görülen kişiler gözaltına alındı. Birçok iş yerine cezai işlem uygulandı. Çok sayıda silah ve kesici alete de el konuldu. Müzik.
Memleketin memleketime günaydın diyelim bir kez daha. Candan, yürekten, kalpten hepinizi selamlamış olalım. Birazdan sizlere İstanbul'dan son durumu vereceğiz. Sis var, Boğaz Transit gemi geçişlerine kapatılmış, ona bakacağız ama gelin ülkenin gündeminde neler var neler yok onları getirelim ekranlarınıza. Suriye'de Esed rejimi kimyasal silahla saldırı düzenledi. Sarin gazı olduğu tahmin edilen saldırıdan aralarında çocukların da olduğu siviller İdlib'de katledildi. Orada o çocukların ölürkenki görüntüleri yürekleri dağladı. O görüntüleri birazdan üzülerek, içimiz yanarak, içimiz parçalanarak ekranlarınıza taşıyacağız, getireceğiz. Esed rejiminin İdlib'de yapmış olduğu kimyasal bombalı katliama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı hem bu katliama tepki gösterdi hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bu meseleyi konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kırmızı çizgilerin aşıldığını kaydetti. Katliamla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanma kararı aldı. Ona bakacağız birazdan. Cumhurbaşkanı dün akşam televizyon mülakatı verdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz için kullandığı kontrollü darbeydi ifadesini sert sözlerle eleştirdi. Sen darbe gecesi neredeydin diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ona birazdan bakıyor olacağız. Başbakan Binali Yıldırım da CHP'li Hüsnü Bozkurt'un evet verenleri denize dökeceğiz vaadini, taahhüdünü gündeme bir kez daha taşıdı. Ve sen kim oluyorsun da bu milleti tehdit ediyorsun dedi. Bu millet de seni tanımaz ifadesini kullandı Başbakan Binali Yıldırım CHP'li Hüsnü Bozkurt için. Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda 3 askerimiz ve 1 korucumuz şehit oldu. 14 terörist ölü ele geçirildi. Uyandırma servisi devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda sis tesirli oluyor. Özellikle Boğaz Köprüleri şu anda sisin tesiri altında ve Boğaz geçişi de transit gemi geçişlerine gece geç saatlerden itibaren kapatıldı. Gece kaydedilen görüntüler bunlar. İstinye Çubuklu araba vapuru seferleri de yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. İstanbul Liman Başkanlığı bir açıklama yaptı. Boğaz'da pus ve sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 2.10'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı deniliyor. İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yoğun sis Boğaz'da vapur seferlerini de etkiledi. İstinye Çubuk arasındaki vapur, arabalı vapur seferleri sis nedeniyle yapılamıyor. Şehir hatlarının Beykoz Eminönü seferleri de iptal edilmiş durumda. Gelin isterseniz İstanbul'un yollarına bakalım. Bu sis yolları İstanbul trafiğini etkilemiş mi onu getirelim ekranlarınıza. Daha henüz değilse de birazdan tesiri elbette İstanbul'da yollarda da görülecek. Tabii şu anda bütün arabalı vapur seferleri iptal edilmiş değil. Dolayısıyla çok öyle trafiği aksatacak, yerle bir edecek büyük bir sis yok. Ama olursa, yani işte arabalı vapur seferleri de iptal edildi, köprüden geçişler de yavaşladı falan denirse bu tablo birazdan daha da değişecek gibi görünüyor. E5'te Pendik-Kartal arasında bir parça yoğunluk var. Kartal'dan sonra Küçükyalı'ya, İdealtepe'ye kadar herhangi bir şey yok. Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe sonrası Bostancı, Göztepe ve Kozyatağı hattında bir yoğunluk olduğunu, oradan Avrasya Tüneli'ne geçişlerin rahat olduğunu söylememiz lazım. Oradan Uzunçayır ve Çamlıca arasındaki bu yol daraltma, şerit daraltma çalışmaları devam ediyor. Altunizade Bağlarbaşı yönü sağ şeritte yapılan raylı sistem çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. 2 aydır devam eden bir çalışma bu. O bir parça trafiği yoğunlaştırıyor. Birinci köprü yönünde, ikinci köprü tarafındaysa şuradan bakılacak olursa eğer Ümraniye kavşağından, Sapağan'dan, yani Ataşehir'den sonra Kavacağa kadar trafiğin yoğun olduğunu söylememiz lazım. O hat boyunca bütün yol boyu trafiğin sıkışık olduğunu, zor ilerlediğini ifade etmemiz lazım. Bu tarafa, Avrupa yakasına geldiğimizde Gazi Osman Paşa Akşemsettin Eyüp hattında aksi istikamette, yani Anadolu yakasına geçiş istikametinde trafik yoğunluğu var. Şu anda ekranlarınıza geliyor. 10. Yıl Caddesi 7 Kule yönünde de çevre düzenlemesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı ama o çok fazla trafiği yoğunlaştırmıyor. Onu söylememiz lazım. Az önce ifade etmiş, İstinye Çubuklu arabalı feribot seferleri yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. O hatta arabalı feribot seferlerinde aksama yaşanıyor. İşte en çok görmek istediğimiz yer
Yavuz Sultan Selim Köprüsü tertemiz, cillop gibi. Orada da herhangi bir sıkıntı olmadığını söylememiz lazım. İstanbul'da başka gelişmeler olunca onu da sizlerle paylaşacağız. Bora gelirse Anadolu Obası'nı yapacağız. Ne var ne yok? Ne yaptın Sinan, nereye gitti? Olsun, sıkıntı yok. Fark etmez. Zaten gidiyor, askere gidiyor. Sen ne zaman gidiyorsun askere? Ben bedelli bekliyorum. Ha. Biraz çok beklersin. Bedelliyi bekliyormuş. Siz duymuyorsunuz tabii, mikrofon uzak. Sen ne zaman gidiyorsun askere? Bedelliyi bekliyorum diyor. Öyle bedelliyi bekliyorum diye bir şey yok. Aslan parçası. Gidelim askere, yapalım askerliğimizi. Güzel. Bedelliyi biraz çok beklersin, söyleyeyim ben. Öyle öyle. Bedelli çıkması için memlekette terörün bitmesi lazım. Tamamen kökünün kuruması lazım. Terörün bitmesi için istikrar lazım. Yani hem politik istikrar lazım, hem sosyal istikrar lazım. Bunun için de ülkedeki bu politik kavgaların, tartışmaların falan ortadan kalkması lazım. Dinginleşmesi lazım. Bunun için de 16 Nisan'ı göreceğiz. 16 Nisan'dan sonraki tabloya bakacağız. Yok öyle hemen 17 Nisan'da inşallah, o zaman değil yani. Daha 16 Nisan'da evet çıkacak. Sonra AK Parti'de bir olağanüstü kongre yapılacak. Ondan sonraki tabloya bakacağız. 18 Nisan'da biraz erken. Bedelliyi biraz beklersiniz, söyleyeyim ben size. Biraz beklersiniz. Çok beklersiniz. Yok, yok, bu sene çıkmayacak. İlk Haber gazetesi efendim Samsun. İlk Haber gazetesi Samsun değil mi ya, yanlış bilmiyoruz. Karadeniz İlk Haber gazetesi tabii, bütün bölge gazetesi. Çünkü madem Samsun İlk Haber gazetesi, niye Hopa'dan başlamış manşete diyecektim tam da, ona baktım o yüzden de. Artvin'in Hopa ilçesinde Gürcistan'dan getirdikleri kaçak sigara, içki ve uyuşturucuları başka illere götürmeyi kabul etmeyen şoförlere kızan iki zanlı park halindeki 4 otobüsü benzin dökerek yaktı. Ya sıkıntı, sıkıntı büyük. Efendim. Gabar'da 3 şehit. Şırnak Gabar'da el yapım patlayıcının teröristlerle infilak edilmesi sonucu aralarında Giresunlu jandarma uzman çavuş Ufuk Bingöl'ün de bulunduğu 3 asker şehit düştü. 5 asker yaralandı. Yavrusuyla beraber fotoğrafı var burada. Allah şehadetini kabul etsin. Şimdi yani ya şu şehit haberine bakıp da bedelli bekliyorum dediğin zaman sonra beni niye dövdüler? Ha, tamam. Tamam. Söz Tokatlılar'da, Tokat günlük bağımsız siyasi gazete. Tokat için büyük festivalin ana konusu ne olmalı? Allah Allah. Referandum, plebisit. Öyle Söz Tokatlılar'da. Demokrasi böyle bir şey işte patron. Görüyorsun. Tokatlı bu yıl içerisinde yapılmak istenen büyük ölçekli Tokat Festivali'nin hangi konu başlığı üzerine yapılması hususunda fikirlerini gündeme getirdi. Gazeteci Fatih Kılıç'ın Tokat için bir soruya fikir birliğiyle yanıt bulalım. Tokat'ın adını duyurabileceği, tanıtımını yapabileceği, şehir içinden, şehir dışından Tokat'ta toplanılmasına vesile olacak büyük festivalin ana konusu ne olmalı? Lütfen fikirlerinizi belirtin diyen sözüne Tokatlar'da cevaplar gelmeye başlamış. Ne yapsak da Tokat'ın adını duyursak diye. Mesela Elik. Elik. Elik olsun şeyin, festivalin konusu demiş Yasin Aydın. Tüm Türkiye elik oynamaya gelsin Tokat'a diyor. Allah Allah. Elik ne ki? Birlikte yaşama kültürünün en güzel örneği. Evet anladık. Yerel oyunmuş diyor Seyhun'da. Evet, onu anladık. Onu, o kadarını anladık. O kadarına bizim bastı kafamız. Nasıl bir oyun anlamında ne ki dedim. Hanlar, hamamlar, tarihi çarşı, pazar, butik oteller. Bunlar yapılmadan, altyapısı hazırlanmadan en kral tanıtım bile yapsanız iş boşa sağlanmaz diyor. Güzel. Tokat Spor'dan başka tanıtım yapamazsınız Tokat'ı. Boş işlere para dökmeyin. Tokat Spor çok başarılı mı? Çok böyle hani varlık gösteriyor mu bilmiyorum. İlk önce turisti yatıracak otel yapılmalı diyor. Rasyonel zeka bu işte. Getireceğin de adamı ne yapacaksın? Evlerde mi misafir edeceksin? Evvela bir otele ihtiyaç var. Tokat'ın tarihteki yeri ve tarihi eserleri, yemek kültürü,
Tokat'a ait türküler ele alınarak dünden bugüne Tokat isimli bir festival düzenlenebilir. Olmamış, ben size söyleyeyim. Tokat böyle giderse bu festivalde çuvallar. Söylemiş olayım yani. Ay, Zonguldak, Şafak Gazetesi. Her gün Yeni Şafak'la başlar. Her gün Şafak'la başlar. Yeni Şafak beni andı. Yeni Şafak Gazetesi'nin adı bunlar da. Şimdi patent kanununa göre bir markanın adını aldığın zaman onun önüne öz, başına işte hakiki falan gibi, yeni, eski falan gibi kavramlar getirerek devam edemiyorsun. Neyse, çok girmeyelim bu mevzuya da. Dolayısıyla şey değil yani. Dün Cumhurbaşkanı'nın Zonguldak'taki buluşmasından birinci sayfa yapmış Şafak Gazetesi. 16 Nisan'ın gecesini bir bayrama değiştirdiğimiz gün olsun. Dünyada bu kadar saldırıya uğrayıp da ayakta kalabilecek bir başka ülke var mı diye soruyor Cumhurbaşkanı. Zonguldak'tan çekilmiş bir fotoğraf. Az geri çek de kapağı gör. Yani adamların kapağını gör. Çek 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 çek. Ha. Süper. İşte böyle. Şafak Gazetesi'ni verdik. Diyelim ve devam edelim gündemi anlatmaya. Sağ ol Bora. Söyleyeyim sana, bedelli yok. Bütün buradan bedelli bekleyenlere de ifade etmiş olayım. Bedelli yok. Bir süre yok. Hiç hazırlamayın kendinizi yani. Benim de Twitter mention patlıyor böyle. Bedelli bekliyoruz, bedelli bekliyoruz. Bekliyoruz, tamam. Bekliyorsunuz. Demokratik hakkınız. Herkese her şeyi isteme hakkı var. Benim ona söyleyecek sözüm de yok. Ama hani gördüğümü söylüyorum size. Objektif olarak gördüğümü söylüyorum. Şu anda gündemde böyle bir tasarı, çalışma, hazırlık, bir planlama, programlama falan bir şey yok. Olabildiği zamanlar oldu. Şu anda yok ama. Yani lobi yaparsanız da yok. Hani biz baskı gruplarını çalıştıralım, ortalığı hareketlendirelim, alevlendirelim. Belki olur, yok. Yani onu söyleyeyim. Ona kendinizi hazırlıyorsanız hazırlamayın. B planınız varsa bir an evvel ona doğru kırın dümeni. Şanlıurfa'da daha evvel yaşanan bir kavganın ardından birbirleriyle barışmaya giden iki aile arasına çıkan silahlı kavga gelecek şimdi ekranlarınıza. Bu kavgada ikisi polis, 6 kişi yaralandı. Önce kavga ettiler, sonra barışmak için yine buluştular, tekrar kavga ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Kamberiye mahallesinde meydana geldi. Barbaros ve Rızvanoğlu ailelerinin çocukları gündüz saatlerinde kavga etti. İki ailenin fertleri barışmak için sözleşti. Akşam bir araya gelen iki aile arasında tekrar tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olay yerine yakın mesafede bulunan polis merkezindeki ekipler kavgayı ayırmak için müdahale etti. Kavgada saçmaların isabet ettiği iki polis ile dört kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları iyi. Kavga eden ailelerden ise 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Erzurum'da aynı aileden 4 kişiyi saldırarak ısıran kurt kuduz çıktı. Yoğurtçular Köyü karantinaya alındı. Bize saldırdı. Ondan sonra gelinime saldırdı. Ondan sonra oğluma saldırdı. Beyime saldırdı. İki tane kuzumuzu boğdu. Koyunumuzu boğdu. Erzurum'da köylülere saldıran kuduz kurt 4 kişiyi yaraladı. Olay Şenkaya'nın Yoğurtçular Köyü'nde meydana geldi. Köye inen kurt bir koyun ve iki kuzuyu boğarak telef etti. Sesler üzerine ağla koşan koyunların sahipleri de kurdun saldırısına uğradı. Babam ona bir balta vurdu, babamın üzerine bayağı boğuş kaka şey yaptı. En son benim üzerime geldi. Ben buna bir tane vurdum, aşağı gitti. Kurt saldırısında Hasanoğlu ailesinden 4 kişi yaralandı. Saldırgan kurt baltayla öldürüldü. Kurdun ısırdığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuduz şüphesiyle müşahede altına alındılar. Ben de eşime saldırıyordu ya, ben de yani bir şey yaptım, bana saldırdı. Analizler sonucu kurdun kuduz olduğu anlaşıldı. Yoğurtçular Köyü karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarına yasaklandı.
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz sözünün ne anlama geldiğini göreceğiz şimdi. Hazal Gülşen ile tanıştıracağım sizi. Üç çocuğu için gözünü bile kırpmadı. Kendini alevlerin arasına attı ve onları yanmaktan bakın nasıl kurtardı. Her anne evladının süper kahramanıdır. İşte bu da kanıtı. Görüntüler Antalya'dan. Hazal Gülşen apartman toplantısından çıktı. Eve geldiğinde ise salondan dumanlar yükseldiğini gördü. İçeride biri bebek, üç çocuğu vardı. Eve çıktım. Bir şey yoktu o sırada. Bilmiyorum, bir anda bir baktım dumanlar yükseldi. Koltuk yanıyormuş, elektrik mi hiç bilmiyorum. Hiç düşünmeden kendini alevlerin ortasına attı. Birkaç kova su döktü ama olmadı. Üç çocuğunu da alarak dışarı çıktı. O anda panik olmuşum. Çocukları nasıl dışarı çıkardım ben de bilmiyorum. Büyük korku yaşayan anneyi komşuları sakinleştirdi. Kahraman anne bebeğine sarılarak gözyaşı döktü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Twitter'dan sizden gelen mesajlara bakalım, bir göz atalım. @ersoydede yazarak bize gönderdiğiniz mesajlar burada. Görmeyeceğiz zannediyordunuz ama görüyoruz efendim. Şimdi şöyle büyüttük, daha rahat görünüyor. Az daha kenara aldık mı hepsi görünüyor. Peki, Hanife Doğan. Avrupa'da molozu sıkıştırıp küçücük yapan makine varmış. Tekrar kullanıyorlarmış, biz de yapalım diyor. Yemin ediyorum ben de böyle dertler edinmek istiyorum. Bu şey için herhalde değil mi? Afiyet kamyonlarının sokakta yaşattığı şey için. Nasıl söyleyelim? Şehir terörü için herhalde bulunmuş çözüm. Oya Hanım, günaydın. CHP'nin saçmalarından seçmedin. Hayvanların hayretleri geliyor ekranlarınıza. Bu da çok neşeli. Almanya'da bulunan FETÖ mensubu firmaları lütfen araştırın. Bilmeden destek vermeyelim. Güzel. CHP tek adamlığa karşı çıkarken kendi CHP çoğunluğu iktidar olursa yandı gülüm keten elva. Allah bütün Müslümanlara güç versin. Bütün dünya bize karşı savaşıyor. 2010 KPSS mağdurlarını yetkili bir ağızdan duyalım artık. Yasemin Kılıç yazmış. Yavuz Selim. Din kardeşleri için sabahın en güzel saatlerinde güzel dua ve dileklerde bulunan Ersoy Dede'ye selam olsun. Aynı dualar senin için de olsun. Allah razı olsun. Bir kişi de benim için dua etti valla. Allah razı olsun. Yasemin Hanım anlaşıldı. 2010 KPSS tamam. Yasemin Hanım KPSS 2010 tamam. Şeyi söyleyeyim. Ya bu metodu bütün bu kampanya yapanlar için söyleyeyim. Yani bir mesela hani bu kampanyalara maruz kalan Twitter'ı da kullanan bir gazeteci kardeşiniz olarak söylüyorum. İşte bedelli askerlik bekleyenler, efendim 2010 KPSS mağdurları, atanamayanlar, işte atanamayan öğretmen olur falan filan olur, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları olur falan, yani artık durumuna göre, şartlarına göre atanamayanlar. Böyle Twitter'dan bir hedef belirleyip kampanya yaptığınız zaman bunun tesirli olabileceğini düşünüyorsunuz ya. Hani biz şimdi hani kendinize organize oluyorsunuz. Muhtemel WhatsApp gruplarından bir yerlerden organize oluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Ersoy Dede. Herkes Ersoy Dede'yi meşrunlayarak 2010 KPSS mağdurları saldırın falan diye yapıyorsunuz ya. Zannediyorsunuz ki bu bende pozitif bir etki yaratıyor ve ben bundan sonra gerçekten çok ciddi mağduriyet varmış, bu meseleye el atmak lazım falan diye düşünüyorum. Hayır. Hayır, hayır. Açık söylüyorum size, yani bu kampanyalara hedef olan, maruz kalan, Twitter kullanan gazeteci kardeşiniz olarak söylüyorum ki aynı konuda birden çok Twitter mesajını arka arkaya gördüğüm zaman bunun bir sistematik kampanya olduğunu düşünüyor ve bunu antipatik buluyorum. Bunu antipatik buluyorum, çok açık söyleyeyim. Bir parça bu meseleyle ilgili ne yapılması lazım acaba diye kafa yoracaksam da hemen o meseleden süratle uzaklaşıyorum. Bunu söyleyeyim size. Ve kim size dediyse ki bu agresif kampanyalar sonuç alıcı, tesir gücü vardır, yalan söylemiş. Halkla ilişkiler okumuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum size, yalan söylemiş. Böyle değil. Bu işler böyle değil. Peki, devam. Nocunda. Bu damperli teröristleri İstanbul'da mahalle araları dahil her yere
salanlar ho diyor. Twitter'da yazılıyor, televizyonda söylenmiyor. Twitter'da her türlü lafı söylemeniz mümkün. Ama televizyonda belli ölçüde söyleyebiliyoruz. Deniz Baykal'ın feryadı, Cumhurbaşkanı olamaz deyişi içindeki kini apaçık ortaya koymaktadır diyor Deniz Baykal'a. Dünkü katliam için bunlardan bir açıklama geldi mi diyor. CHP için söylüyor yani Esad'ın yanında fotoğraf veren CHP heyeti, CHP delegasyonu için söylüyor anladığımız kadarıyla. Tabii yani şeyi söyleyeyim, bunu mesela ben de en çok eleştirenlerden biriydim. Fakat bunu anlayabiliriz. Mesela dünyada da vardır örnekleri. Bazen bazı ülkeler diplomasi yürütürken sistem içerisindeki legal meşru siyasi partileri de bu diplomasiye dahil ederler. Bunu mesela şey de yapar, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri de yapar. Yani Cumhuriyetçi Parti iktidardadır, Trump iktidardadır mesela. Ve Trump iktidara gelirken bir vaatte bulunmuştur. Bu vaadi doğrultusunda bu politikasını takip etmesi gerekir. Ama bir yandan da ülke menfaatleri o sorunun hallolması için diyalog kurmayı gerektirir. Kendi kurmaz da bu diyaloğu Demokrat Partili kongre üyeleri eliyle kurar mesela. Bu anlaşılabilir. Normaldir de bu. Eğer Türkiye'de de mesela AK Parti hükümetlerinin yapamayacağı bir takım işte diyelim ki diplomasiyi AK Parti hükümetlerinin elini kolaylaştırmak adına CHP'li parlamento üyeleri eliyle kurulursa, ama bu tabii yani milli menfaatler doğrultusunda, bu her zaman ve her şekilde desteklenebilecek bir tavırdır. Ama bunu salt hükümete muhalefet olsun diye yapıyorsanız, bir, iki, mezhepsel aidiyet kaygısıyla yapıyorsanız, o zaman arkadaş yani o zaman tabii bir kenara çekip durup düşünmek lazım. Şimdi CHP hangi saikle ellerinden kan damlayan bu adamla terör saldırılarının baskı uygulamalarının tam ortasında gidip görüşmüştü. Bunları hatırlamak lazım. Pekala. CHP zihniyeti hiç değişmez. Aa bunlar şunu, bunu şunu yapacak diye geçmişe bakınca bakıyorsunuz hepsini yapmışlar. İşte şu kafeteryayı kapatmaktan tutun da muhtarlıkları kapatmaya kadar. Öyle yani. Kılıçdaroğlu'nun bir kere doğru konuşunu yakaladım. Kendi vekiline iki alkışla gaza gelip ağzından çıkanını duymadın. Böyle olmaz. Osman Bey. Hayırlı sabahlar. CHP'yi yine rezil ettiniz. Biz bir şey yapmıyoruz. Kendi sözleriyle yapıyorlar bunu. Şırınga içindekini zerk eder. CHP'nin yapacaklar dediği ne varsa iktidar olursa yapacakları şeylerdir. Bu zalimliği durdurmak boynumuzun borcudur. Suriye'de yaşanan insanlık dramını söylüyor. CHP Türkiye'nin bağısıdır. Yarın çocuklarınız sarin gazıyla ölmesin diye evet diyor Ali Aslan da diyelim. Bir minicik ara verelim. Uyandırma servisi devam etsin. Yeniden buluşalım. Bir yere ayrılmayın. Sadece Cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına sistemi sorgulamak için yeterli. Ben bakanlar grubu toplantısında ona sordum. Böyle söylemişsiniz. Şimdi ben çıkayım dışarıda ben. Hayır ben böyle buna karşı değilim. Değil mi dedim. Ve tabii bunları böyle söyledikçe ben de beyanat verdim. Onun üzerine mecbur koldular o şeyi kaldırmaya. Fikir birliği içerisinde olmanız şart da değildir, gerek de değildir. Bazı arkadaşlarımız partiden istifa ediyorlarsa bu mesele o arkadaşlarımızın şahsi hesaplarına dönüşür. Bunu kullanarak muhaliflerini bir nevi gözdağı vermek istedi. Bu hoş bir şey değil, ben bu konuda kullanılmak istemem. Siz bize inanırsanız, biz size güvenirsek, aşamayacağımız zorluk, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Tabii münakaşaların sona ermesinden ziyade önemli olan konu, ülkeye bir şeyler daha yapabilirim. Bu mevkide yaptım, yapabileceğim kadar. İcap ederse başka yerde de yapabilirim diye düşündüm. Türkiye
Türk milleti bize yeniden ülkeyi yönetme görevi vermiştir. Daha Aykut Türel bizi bekliyor. Ankara'nın gündemini bize aktarmak üzere. Aykut, günaydın, ne haber? Günaydın Ersoy dede. Ankara'da oldukça yoğun bir program olduğunu anlatacağım diyeceğim. Ancak bu şarkı sonrasında belki de izleyenler için iyi gelmeyecektir diyerek günaydın diyelim. Günaydın. Hadi anlat bakalım, seni dinliyoruz Aykut. Ersoy dede, Ankara'da oldukça bir yoğun gündem söz konusu değil. Şundan dolayı yoğun bir gündem söz konusu değil. Artık seçim satım haline girilmiş durumda. Ekranın sol köşesinde de görüldüğü üzere 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna 11 gün kalmış durumda ve bu nedenden dolayı da bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıların hepsi kendi seçim bölgelerinde programlarının olduğunu ifade edebiliriz. Peki devletin zirvesi, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir programı var? Öncelikle Ankara'da başlayan bir mesaisi olacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Antarktika muhtarlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antarktika Araştırma Grubu'nu kabul edecek ve oradan da Bursa'ya geçecek. Toplu açılış töreni için Bursa'da olacak. Başbakan Binali Yıldırım'da Menemen Gölpark girişinde Ali Ağa Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk voleybol salonunda düzenlenecek 101 dev eser toplu açılış törenine katılacak ve daha sonrasında yine kendi seçim bölgesi olan Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine iştirak edecek. Hemen bir notu paylaşalım. Adliye gündeminden olsun. TürkSat'ın işgaline girişimine ilişkin dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci gününde devam edilecek görülmeye. YÖK tarafından Müzik Üniversitesi kurulmasına ilişkin bir konferans düzenlenecek. Bu şu açıdan oldukça önemli. Tarihler 28 Aralık'ı gösterdiği zaman hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini bulmuştu ve Profesör Doktor Erol Parlak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği vardı. Müzik Üniversitesi açılmasını talep etmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Erol Parlak'tan sonra kürsüye gelmiş ve talimatı vermişti. Bu açıdan oldukça önemli. Dilerseniz hemen o cümleleri, o günü hatırlayalım Müzik Üniversitesi'ne ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erol Parlak'ın verdiği sözün takipçisi olacağını anlatmıştı. Konservatuarların olduğunu, ancak böyle geniş çaplı bir müzik üniversitesinin olmasının önemini vurgulanmıştı. Bugün de YÖK tarafından o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Erol Parlak'ın talebi sonrası talimatıyla oluşturulmaya çalışılan, YÖK tarafından oluşturulmaya çalışan müzik üniversitesinin ilk adımı atılmış olacak. Ankara'da az önce de ifade ettiğimiz üzere devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisiyle başlayacak bir gündem gözüküyor. Biz de gün içerisinde sıcak noktalarda olacağız. Son dakika gelişmelerine ilişkin ben ve Ankara Haber Merkezi'ndeki arkadaşlarım gün boyunca takipte olacak diyelim ve gündemi bu şekilde özetleyerek sözü tekrar size bırakalım. Aykut Türel, teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Aykut Türel bize aktardı Ankara'nın gündemini. Sinan gelirse biz de buradan gazetelerin ilk sayfalarını getireceğiz ekranlarınıza. Evet Sinan. Ne haber? Günaydın. İyiyim abi, sen nasılsın? Kaçmışsın az önce. Tam Sinan girecek yayına derken bir baktım Bora geldi. Kahvaltıyım. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler abi. Biz yapamıyoruz. Sevim, bu kameramanlar gidiyorlar, kahvaltı mahvaltı yapıyorlar. Ondan sonra çok şaşırıyoruz. Ama şikayet ediyorlar. Ha, ağır. Yemeden çalışılmıyor abi. Ha, öyle. Biz çalışabiliyoruz yemeden. Değil mi? Yani daha hiçbirimiz kahvaltı edemedik daha bak. Sevim de kahvaltı edemedi. Ben de edemedim. Muhammed de edemedi. Ama evet, kameraman. Ver birine. Yayından sonra size kahvaltı ısmarlayayım. Boş ver. Ondan sonra kameramanlara kötü davranıyorsun diyorlar. Yok ya, iyidir kameramanlar ya. Ahmet Hakan nerede? Ahmet Hakan'a ne oldu? Konuşmuyorum. Bir saniye. Sahiden, sahiden şaka yapmıyorum. Ahmet Hakan'ın dur tamam. Sorun yok. Haftada bir gün izin yapacağım diyordu. Çarşamba büyük ihtimalle Ahmet Hakan'ın yazı yazmadığı gün. O yüzden panik yok. No panik. Bugün bütün gazetelerde bu var. Şu fotoğrafları çok yakın vermeyelim istersen. Biraz daha uzak mı versek? Yani şu en azından şu küçük fotoğrafları görmeyelim. Evet, yani o bebeği birazdan Star Gazetesi'nden de göstereceğim. Söyleyecek çok fazla söz yok. Anlatacak çok fazla bir şey yok. Yani diyecek laf yok. Diyecek söz yok.
Hikaye bundan ibaret. Dün İdlib'de şu sitedeki bu fotoğrafı göstereceğim. Güneşi gösteremeyeceğim. Onu da şöyle göstereyim sana. Bu minik gözlere bak ve utan dünya. Bu minik gözlere bak ve utan dünya. Bir dünyanın sahiden utanabilmesi için ölen çocuğun nereli olması lazım? Nerede ölmesi lazım mesela? Dünyanın ayağa kalkması için, yerin yerinden oynaması için. Böyle büyük büyük yürüyüşler, devlet başkanlarının kol kola yürüyüş düzenleyebilmesi için hangi milletten, milliyetten çocuklar ölmeli? Çünkü anladım, Suriyeli çocuklar ölünce olmuyor. Çünkü Suriyeli çocuklar zaten hep ölüyor. Suriyeli çocuklar Suriye'de kaldığı zaman Esed rejiminin sarin gazıyla ölüyor. Kaçtıkları zaman Akdeniz'in serin sularında Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinin hücum botlarının müdahalesiyle ölüyor. Ölmeyenler boğuluyor. Yani Suriyeli çocuklar zaten ölüyorlar. Yani Suriyeli çocuklar hep ölüyorlar. 6 senedir Suriyeli çocuklar hep ölüyorlar. Hep ölüyorlar. Biraz daha uzak ver ya. Biraz daha uzak ver. Flu verdin. Evet, onu herhalde izleyicilerimiz de anlamışlardır. Fotoğrafların Güneş Gazetesi'nde, zaten Güneş Gazetesi özür dileriz diyerek yayınlamış. Özür dileriz ama bunu vermek zorundaydık diyor. Bak dur, okuyayım ben Güneş'in mesajını. Böyle bir katliamın fotoğraflarını sansürlemeden yayınlayıp yayınlamama konusunda uzun süre tartıştık. Ancak bu vahşetin tüm çıplaklığıyla gösterilmesinin yarın yaşanabilecek katliamların önüne geçebileceğini düşünerek yayınlamaya karar verdik diyor Güneş Gazetesi. Zor bir kamusal karar bu. Bu fotoğraflar verilmeli miydi, verilmemeli miydi diye. Suriyeli çocuklar ölüyorlar. 2011'den beri orada baskıcı Şedid Baas rejiminin sistematik katliamlarında can verdiler bu çocuklar. Tabii kimyasal saldırı olduğu için bu bugün biraz daha fazla konuşuluyor. Sanki konvansiyonel silahlarla yapılan saldırılarda ölen çocuklar çocuk değilmiş gibi. Sanki Şebihaların kılıçlardan geçirdiği çocuklar çocuk değillermiş gibi. O ülkede çöp tenekelerinden cansız çocuk bedenleri çıktı. Sanki onlar çocuk değillermiş gibi. Bugün kimyasal saldırı olduğunda bunu konuşuyoruz. Ama dün Donald Trump'ın Sisi ile kol kola o Mısır'ın aşağılık alçak diktatörü darbeci Sisi ile kol kola fotoğrafını görmüşsünüzdür muhtemelen. Dünyanın egemen gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin muktedir başkanı Donald Trump, Mısır'ın katili, kasabı, canisi Sisi'yi Beyaz Saray'da böyle ağırlayıp, burada bir büyük müttefikiniz var, ne zaman başını sıkışırsa biz buradayız mesajı verdiği bir günde, hiçbir şey şaşırtıcı değil ki. Yani sen Sisi'yi Beyaz Saray'da alay valayla ağırlayacaksın, misafir edeceksin, kol kola gireceksin. Ondan sonra onu böyle pamuklara saracaksın. Ondan sonra ben Suriye'de yaşanan bu katliam için senden tepki bekleyeceğim. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor, Sahtekarlar Meclisi. Sahtekarlar Meclisi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi dünyaya en fazla silah üreten ve ihraç eden ülkeler kardeşim. Birleşmiş Milletler niye kuruldu? Birleşmiş Milletler arızalı alanlar varsa o alanların giderilmesi, barışın tesis edilmesi için kuruldu sözüm ona. Fakat o arızalı alanları oluşturan bizzat Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi. Niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedefte? Niye?
Çünkü dünya beşten büyüktür dediği için. Dünya beşten büyüktür dediği beş bu işte. Dünyanın en fazla silah üreten ve ihraç eden ülkelerinden müteşekkil barış teşkilatı. Birleşmiş Milletler. Bugün toplanacaklar. Ne yapacaklar toplanıp? Ne yapacaksın toplanıp? 6 senedir toplandın, dağıldın. Ne oldu? 6 senedir Tunus'ta işportacı Bouazizi benzin döküp kendini yaktığı tarihin üzerinden 6-6,5 yıl geçti. Bütün o Arap uyanışı denilen, devrim denilen, efendim Arap baharı denilen, şimdi karnabahara dönmüş olan o sürecin üzerinden 6 yıl geçti. Neler yaşandı? Libya ne hale geldi? Ne hale geldi ülke, memleket, Kuzey Afrika hattı, Arap coğrafyası? Suriye'de kan gözyaşı bir gün olsun dinmedi. Bu çocuk öldü işte. Sen toplanıp dağılsan ne olur şimdi? 24 saat toplan konuş, ne olacak ya? Sen toplanırken o arada bir cami daha bombalanacak. Abi daha toplanalım dediğin anda bir de hastane bombalanacak üstüne. Ne değişiyor ki? Al Şebiyalar'ın bültenini göstereyim sana. Fransa'da terör saldırısı olduğunda Nice'de birisi insanların üzerine kamyon sürdüğünde, Westminster'da bir tane işte jip iki kişiyi ezdiğinde sayfa deviren bu paçavra, bak kendi adamları cinayet işlediği zaman tek kare görmüşler mi? Bak tek kare görmüşler mi? Niye? Çünkü kendi adamları işledi bu cinayetleri. Bunlar oradaki terörist saldırının bülteni işte. Kerkük'te çekilen Kürdistan bayrakları Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Dün Zonguldak'ta indirin o bayrağı, bedeli ağır olur dedi. Akşamın manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerkük'te resmi binalara bayrak çeken Kürt yönetimini çok sert uyardı. Kerkük bizim diye bir iddianın içine girmeyin. Bedeli ağır olur. Hemen o bayrakları indirin dedi. Ve tam da yanında bir başka haber. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin bayrakları sonrası yeni kriz çıktı. Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'a ilhak etmek için referandum kararı aldı. Bunu bilerek yapmıyorlarsa, bunu bilerek kasten konjonktürel olarak yapmıyorlarsa bu kadar tesadüfün ben bir izahının olması gerektiğini düşünenlerdenim. Nazi'ye aklı FETÖ vermiş. Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik faşist uygulamalarının arkasından FETÖ'cülerin parlamentoya sunduğu yalanlarla dolu Türkiye aleyhtarı rapor çıktı. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Cumhurbaşkanının Kerkük mesajı, Milliyet'te de manşet. O bayrakları hemen indirin. Kerkük'te kamu binalarına Kürt bayrağı asılmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yanlıştan dönün dedi. Hikaye Kerkük Kürt kentidir, Kerkük Türkmen kentidir, Arap kentidir falan hikayesi değil. Beraber yaşamayı öğrenmekle ilgili bir durum. Yani tabii ki kendi açık yaralarınız varsa eğer bu yaralar üzerinden size operasyon çekmeye çalışan servisler olacaktır. Hep olmuştur. Bugüne kadar hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Sizin o yaraları kapatmanız lazım. Yani Türkiye'ye 90 senedir nasıl operasyon çekiyorlar? Hatırlayın. Hala bugün de. Nasıl operasyon çekiyorlar? 90 senedir. Çünkü bazı yaraları açık bırakmışız biz. Açık bırakmışlar diyelim daha doğrusu bazı yaraları. Yani Türk-Kürt meselesini halletmemişiz. Çözmemişiz. Yani biz toplumsal barışı sağlamışız ama kaşınmaya açık bir yara olarak bırakmışız. Alevi-Sünni meselesini öyle. Azınlıklar meselesini 1950'lerde öyle. Başka bir takım meselelerde yani bugün bizim pat diye aklımıza gelmiyor ama yarın tık diye karşımıza çıkıveriyor. O meseleleri bizim yani o defterleri kendimizin kapatması gerekiyor. Bizim şimdi Kürtlerle Türklerin bu topraklarda ne sorunu olabilir? Ne sorun olabilir? Düşünsenize yani soruyorsun ne sorunun olabilir? Değil mi? Yani
Alevi ile Sünni'nin bu topraklarda ne sorunu olabilir? Değil mi? Ermeni ile Rum'la aidiyet bakımından Türk kökenli olanın bu topraklarda ne sorunu olabilir? Değil mi? Asli kurucu unsurlarla bu toprakların, işte İstanbul'un yerlisiyle, değil mi? Ne sorunu olabilir? Ama sen şimdi orada alanı arızalı bıraktığın zaman, Kerkük'teki mesele de işte o. Molla Mustafa Barzani'nin yeminidir Kerkük'ü Türk kenti yapmak. O bugünkü Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin yeminidir. Kerkük'ü Kürt kenti yapmazsam bu Kürt halkı benim mezarıma tükürür demiştir. Şimdi ona onu söyleten de işte o yarayı kaşıyan güç kimse o zaten. Oysa orada işte Türkmense Türkmen, Arapsa Arap, neyse yani. Bir arada yaşama iradesini ortaya koymuş olması gerekiyor. Şu Türkiye Gazetesi'ndeki Binali Yıldırım'ın değerlendirmesini önemsiyorum. Sezer Ecevit krizi 74 köprüye mal oldu. Şimdi böyle bir tane Osman Gazi Köprüsü için, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ortalığı ayağa kaldıran sol zihniyet var. Biliyorsunuz CHP zihniyeti. Ona o kadar para mı verilir falan filan, bunların hesabını faturasını bize kesecekler, bize ödetecekler falan diye. Bak Binali Yıldırım 2011'e kadar bu krizin borçlarını ödedik. O parayla 74 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapardık diyor. Anayasa fırlatma, anayasa kitapçığı fırlatma krizi sayesinde, yüzünden. Oy oy. Vatan Gazetesi'nden vereceğim haber size. Vatan'ı şöyle bir bütün olarak görelim. Birinci sayfası böyle. Şu Celalettin Sağır'ın ifadesini vereceğim. Sivas Jandarma Alay Komutanı Albay Bektaş Aslan 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Valilikte Emniyet Müdürü, MİT Başkanı, Başsavcı ile toplandık. Alınacak önlemleri konuştuk. Vali Bey Tuğgeneral Sağır'ı da çağırdı. Celalettin Sağır. Tutuklu biliyorsunuz. O boş ver valiyi dedi. Bir ara sivil kıyafetle uğradı. Burada bir şey yok. Boşuna niye toplandınız? Uykum var. Gidip yatacağım diyerek gitti. Celalettin Sağır bu. Bize 15 Temmuz ihanet gecesini yaşatanlar gün yüzü görmesinler. Bu kadar basit. Bu kadar net söylüyorum size. FETÖ'cüymüş, NATO'cuymuş, CIA'cıymış, bilmem neciymiş. Bize baba düz vatansever lazım. Düz, dümdüz, normal. Normal. Nedir kırmızı çizgin dediğin zaman sana diyecek ki bayrak, toprak, İstiklal Mücadelesi, Kurtuluş Savaşı, tamam mı? Kimdir? İltisakı, bağı, bağlantısı, sadece bu topraklar, bu bayrak, bu vatan, bu millet olacak yani. Hangi motivasyonla sen, efendim, Namlu'yu vatandaşı çevirirsin ya? Hangi motivasyonla ya? Helikopterden aşağı yaylım ateşi açarsın. F-16'dan bombalar atarsın. Köprüyü keser, tankları insanların üzerine sürersin. Nasıl bir motivasyon bu ya? Yani nasıl motivasyon olduğunu söyleyeyim size işte yani. Adam söylüyor. Evet verirseniz Samsun'dan başlar, İzmir'e kadar kovalar, sizi denize dökerim demiyor mu? Ben sana motivasyonu söylüyorum. Yani hangi yerli ve milli adam bu memleketin insanına hükümet modeli değişikliğinde evet ya da hayır verdiği için denize dökmeyi taahhüt eder ya? Şimdi nasıl söyleyeceksin sen şimdi bu memleketin askeri bu milletin tepesine bomba yağdırdığı nasıl sorgulayacaksın? Bu memleketin siyasetçisi de istediği oyu vermeyen adamı denize dökmeye çalışıyor. Düşman Yunan askeri gibi. İzmir'den denize dökmeye çalışıyor. Aldın Cumhurbaşkanı Zonguldak'taydı. Karadeniz'in kıyısındaydı.
CHP'nin kalesi olarak bilinen Zonguldak'ta da binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gitti. Meydan hınca hınç dolu. CHP'nin kalesi diyor. Sun. Adamlar gelmişler. Hadi dök. Hadi döksene. Nereye döküyorsun? Şimdi sen denize dökerim dersen, bir siyasi parti başkanı olarak ya da yöneticisi olarak, ki ben başkanlığı bundan ayrı tutmuyorum. Neden? Çünkü hala daha bak 3. gün oldu. 3 gün. Konuşmanın yapıldığı gün üzerinden 4 gün geçti. Bizim bunu fark etmemizin üzerinden 3 gün geçti. Bu adam hala yakasında CHP rozeti taşımaya devam ediyor. İstediğin kadar, vallahi bu açıklama doğru olmamıştır, bu konuşma iyi olmamıştır, ayıp olmuştur, yanlış olmuştur falan. İstediğin kadar bunu söylemeye devam et kardeşim. İstediğin kadar bunu söylemeye devam et. Bu adam yakasında CHP rozeti taşımaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Ben ona bakarım. Sen bu sözün kefilisin Kılıçdaroğlu. Sen bu taahhüdün, bu vaadin kefilisin. Sorumlususun. Bu söz senin de sözün anlamına geliyor artık. İstediğin kadar gerçekten olmadı, hiç yakışmadı. Bizim üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlarımı uyaracağım. Hiç ben ona bakmam. Evet verenleri denize dökmeyi taahhüt eden, vaat eden adam hala senin partinin bir mensubu olarak parlamentoda millet iradesinin tecelli ettiği o koltuklarda oturmaya devam ediyorsa, hala CHP adına orada burada konuşmaya devam ediyorsa, sen bu sözün ortağısın demektir. Şu Zonguldak'tan bir kare fotoğraf. Bu adamlar CHP'yi bitirecek diyor Cumhurbaşkanı. Referandumda evet oyu kullananları İzmir'de denize dökeceğiz diyen CHP'li küstah vekile sert tepki gösterdi. Kimi denize döküyorsun? Evet diyeni Yunan'la nasıl eşit hale getirirsin? Demokrasiden nasip almamış bir geri zekalısın. Partisinden kesin ihraç talebiyle atılması lazım. CHP böyle adamlar yüzünden bitecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vermiş olduğu mesaj. 15 Temmuz darbedir, inanmayan haindir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi biliyorsunuz. Kontrollü darbe bir FETÖ tezidir. Söyleyeyim. Bu darbe girişiminde bulunanların dünyayı ikna etmeye çalıştıkları tezdir kontrollü darbe. Ve CHP'nin şu anda sarıldığı, sıkı sıkıya yapıştığı söylem budur. Kontrollü darbe. Sonra CHP tezleriyle politika yapıyorsunuz, FETÖ tezleriyle politika yapıyorsunuz dediğinde CHP'ye kızıyorlar adamlar. Ya niye kızıyorsunuz? İşte açın interneti, geçmiş Twitter hesaplarında yazılanı, çizileni görün. 15 Temmuz'da ne demişler FETÖ'nün tetikçileri? Onlar aynı şeyi söylüyorlar onlar. Kontrollü darbe. Yok işte Genelkurmay Başkanı şöyleydi. MİT Müsteşarı saat kaçta bilmem nereye gitti falan. Enişte kaçta haber aldı. Efendim Erdoğan'ın işte uçağı havada düşürülebilirdi istenseydi. Niye düşürülmedi? Mecliste vura vura işte kullanılmayan salonu mu vurdular falan. Bunları dinledik. Bunların hepsini FETÖ tezleri bunlar. Bunlar FETÖ tezleri. Bu darbenin arkasındaki gücün ortaya çıkarttığı tezler bunlar. Oluşturduğu tezler. Yükselttiği tezler. Sen de şimdi kontrollü darbe diyerek bu tezleri yükseltiyorsun yeniden. Yeniden bu tezleri yükseltiyorsun. Sonra da diyorsun ki benim FETÖ'yle falan hiçbir ilgim alakam yok. Buna kim inanır kardeşim? Bu kadar açıktan FETÖ tezleriyle 15 Temmuz savunması yaptıktan sonra buna kim inanır? Gelin bakalım şu memlekette neler var, neler yok, neler oluyor, neler bitiyor. Onları yitirelim ekranlarınıza. Süratle İdlib'de rejim uçakları dün çoluk çocuk, kadın erkek ayırt etmeksizin kimyasal bombayla saldırdı. Küçücük yavrular, çocuklar çırpına çırpına can verdi. İdlib'den sarin gazı olduğu tahmin edilen o kimyasal saldırıya ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan bu saldırıya sert tepki gösterdi. Vladimir Putin'le de bir görüşme yaptı ve o görüşmede de, o telefon görüşmesinde de bu konu kuşkusuz gündemdeydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kırmızı çizgilerin bu kimyasal saldırıyla beraber aşıldığını kaydetti. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısı var. Orada da bu mesele değerlendirilecek anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanı kontrollü darbe iddialarına NTV Star ortak yayınında Oğuz Aksever'in sorularını yanıtladığı o programda tepki gösterdi ve yanıt verdi.
kontrollü darbe diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sen darbe gecesi neredeydin diye sordu Cumhurbaşkanı. O soru gelecek birazdan ekranlarınıza. Halkı denize dökmekle tehdit eden, evet verecek seçmenleri denize dökmeyi taahhüt eden, kendi seçmenlerine denize dökmeyi taahhüt eden CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Başbakan Binali Yıldırım tepki gösterdi. Sen kimsin de bu milleti tehdit ediyorsun dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerini de geçeceğiz birazdan ekranlarınıza. Ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Dün 3 askerimiz ve 1 korucumuz şehit oldu. 14 terörist ölü ele geçirildi. Uyandırma servisi devam ediyor. Elebiran Ayan burada. Memleketin havasını almak üzere Elebiran. Günaydın. Günaydın Ersoy. İstanbul'da sis varmış. Çok doğru. Hem görüş mesafesi düşük yer seviyesindeki havanın sıcaklığındaki düşüş sebebiyle gün boyunca da aynı şekilde devam edecek. Ben gün içerisinde... Ben şunu tanık oldum. Bazı yerlerde var. Hı-hı. Bazı birisi resmen içinden geçiyorsun diyelim ki Boğaz Köprüsü üzerinden geçerken işte vadi sisi var, işte Boğaz evet. sisi var, farklı farklı sisler de var oluşuyor çünkü oralarda sıcaklık düşüşü daha yoğun Ersoy. Buradan bunu anlaman gerekiyor. Yani sisin olduğu yerde hava soğuk demektir bu yani. Sis sadece soğuk havada oluşuyor, sıcaklık düştüğünde yer seviyesinde sis oluşmaya başlıyor. Bugün gün boyunca aynı şekilde devam edecek. 24 saat içerisinde 1 ya da 2 saat oldukça lokal, kısa süreli hafif sağanak geçişleri görülecek bugün. İstanbul'da. Fakat 1 ya da 2 saat sürecek bugün. Sonrasında yarın yağmur başlıyor Marmara'nın tamamında. Ki bugün de hem Marmara hem Kuzey Ege yağışlı. Ama az önce söylediğim gibi 1 ya da 2 saat sürecek kısa süreli hafif bölgesel bir sağanak geçişleri söz konusu. Haritada da görüyoruz Ersoy. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege çevresinde oldukça kalın bulut tabakaları söz konusu, koyu yeşil görünüyor. Bu giderek Türkiye genelini etkisi altına alacak. Yarın baktığımızda çok daha yeşil bir haritayla karşı karşıya kalacağız Ersoy. Daha fazla bulut olacak. Daha fazla bulut olacak. Yarın çünkü tüm yurtta yağış sayende var. Sayende şu haritayı okumayı öğrendik. Bu şimdi yeşil ya da mavi gibi gördüğümüz şeyler. Yeşil. Kalın bulutlar değil mi? Yoksa kalın aslında bulutlar. Türkiye'nin üzerinde bulut var aslında. Kalın bulutlar. Yani kümülonimbüs dediğimiz yağış getiren düşey gelişimli bulutları görüyoruz burada. Düşey yoksa, gelişimli yoksa olması kalın olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin her tarafında bulut var aslında. Yani. Tabii ki bulutlar biliyorsun pek çok türde bulut var. Hem seviyelerine göre hem tiplerine göre çok sayıda değişen bulutlar var. Bunu ayrıca uzun ayrıca uzun hani. Buna girmeyelim şimdi. Aynen buna girmeyelim. Şimdi Ersoy bir de yurdun doğusunda özellikle Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de Poyraz esiyor kuzey yönlerden. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla esiyor. Ve yine Doğu Anadolu'da yüksek basınç merkezi sebebiyle sis de var hala atmosfer tabakalı yapıda orada. Ve gece de sıcaklık donma noktasının 4-5 derece altına iniyor Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevrelerinde. Bu ne demek? Hafif de olsa buzlanma ve don tehdidi Doğu Anadolu'da sürüyor demek. Buna karşı da yine tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü kara ulaşımında ciddi aksaklıklara yol açabilir. Özellikle köprüler, viyadükler oldukça riskli biliyorsun böyle zamanlarda. Bu hatırlatmayı da ekleyelim. Yarın tüm yurtta hava yağışlı dedik. Devam edelim haftanın profilini incelemeye. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dışında yarın bütün bölgelerimizde yağış var. Fakat yine şiddetli sağanaklar değil, hafif sağanaklar. Sadece Marmara'da biraz yoğunluğunu artıracak, İç Ege'de biraz yoğunluğunu artıracak ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde biraz yoğunluğunu artıracak. Ama haftanın en yağışlı ve en riskli günü Cuma günü olacak Ersoy. Çünkü Cuma günü yurdun tamamında sağanak yağış var. Marmara, Ege, Karadeniz bölgesinde daha fazla yoğun yağış görülecek diyebiliriz. Fakat yine Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde hafif sağanaklar şeklinde görülecek. Cumartesi günü de
Yine hava yağışlı olacak. Yine bütün bölgelerimizde yağış var. Dün hafta sonu yurdun doğusuna doğru ilerleyecek ve etkisini yitirecek demiştik hatırlarsan. Orada bir değişim var. Şu anda da zaten başlangıcında da bir gecikme söz konusu aslında Ersoy. Hani dün Trakya'daydı, İstanbul'a akşam saatlerinde aslında giriş yapması gerekirdi ama giderek gecikiyor başlangıcı. Başlangıcının gecikmesiyle birlikte bitişinin de gecikeceğini öngörüyoruz biz. Dolayısıyla cumartesi günü sadece Trakya ve Kuzey Ege dışında tüm bölgelerimizde hava yağışlı geçecek ve Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Şırnak çevresi de kapalı olacak ama diğer bölgeler yağışlı olacak. Pazar günü doğuya doğru ilerleyecek, batıda etkisini yitirecek ve sıcaklık yükselmeye başlayacak. Şunu hemen söyleyelim Ersoy, cuma günü en şiddetli yağışın olacağı gün ve beraberinde havanın da soğuyacağı gün. Bu çok önemli. Şimdilik İstanbul'da örnekse 18-19 derecelerde, cuma günü 14-15 dereceye kadar geriliyor. Nisan ayı ortalamalarına inecek. Bu da tabii ki ani bir düşüş, sert bir düşüş, beraberinde soğuk algınlığı riskini getirecektir. Önemli. Cumartesi günü de yine sıcaklıkta artış beklemiyoruz. Pazar günü yükselmeye başlayacak. Dolayısıyla soğuk algınlığı riskine karşı olabildiğince tedbirli olmak gerekiyor. Hem gün içerisinde, 24 saat içerisinde gece ve gündüz sıcaklıklar arasındaki farkın yüksek olması, hem de bu sıcaklıktaki dalgalanmalar sebebiyle soğuk algınlığı tehdidi her geçen gün artacak. Aman dikkat diyelim. Özellikle Perşembe, Cuma günü içinde yağmurluklar ve şemsiyeler olmadan evlerimizden çıkmayalım hatırlatmasıyla noktalayalım. 51 Anayan çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. 51 Anayan bize aktardı memleketin havasını, suyunu. Ayça bugün bizi bir koleksiyonerle tanıştıracak. Şimdi koleksiyon deyince hepimizin aklına işte saat gelir, çakmak gelir, pul gelir ya da başka bir şey. Fakat bakacağız, çok daha ilginç bir koleksiyon gösterecek bize. Ayça, ne koleksiyonu? Ersoy dede günaydın. Elinin hamuruyla erkek eşine bulaşma deyiminin tam tersi oldu. İlhan Uçak 1968'li yıllarda başladığı rehberlik mesleğinde eski eşyalara merak saldı ve edinmeye başladı. Ama kadınların genelde hep ev işlerinde ötelediği o ütü işi vardır ya. İşte İlhan Bey erkek olmasına rağmen eski ütülere merak saldı ve günümüze kadar 200'ü aşkın birbirinden farklı ütüleri biriktirmeye başladı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, günaydın. Çok merhaba. Çok teşekkürler. Evet, hemen ilginç ütüleri göstermeye başlayalım. Mesela arkamızda bir kömürlü ütü var. Şimdi ben ilk olarak ütüye başladığım zaman ilk ütüyü, küçük bir ütü aldım. Bu ispirtolu bir ütü, değişik bir ütüydü. Bunu aslında bir süs eşyası olarak aldım. Ancak ondan sonra ikinci hafta gidip de aynı eskiciden bir ikinci ütüyü aldıktan sonra bu bir hobi şekline dönüştü ve bu hobi 3-4 derken değişik tarzda, değişik türde ütülerle ütü koleksiyonculuğuna başlamış oldum. Evet, şimdi değerli izleyenler, size dünyanın en eski ütüsünü gösteriyorum. Fakat bu bir imitasyon. Bunun gerçeği Çin'de yer alıyor. Niçin böyle bir şekil, ne ütüleniyormuş bununla? Şimdi açıkça söyleyeyim, insan yaşamında ilk andan itibaren üzerine giysileri hangi maddeyle olursa olsun giymeye başladıktan sonra bu kırışıklıkları gidermek için, düzenli bir yaşamı sürdürebilmek için bir ütüye ihtiyaç oldu. Bu ilk ütünün özelliği ise bir, üstündeki simgeler, zaten her şey bir simge olduğu gibi ütü de bir simge. Ve bu simgeyi gerek kömürle gerekse sıcak suyla içini doldurarak düzeltme, kırışıklıkları giderme yöntemini kullandılar. Oldukça da tehlikeli aslında sıcak su. Tabii çok çok tehlikeli, ancak o günün imkanlarıyla bunlar söz konusuydu. Ve bu ütü Hong Kong'da ütü müzesinde bulunmakta. Milattan önce 220 ile 200 yılları arasında yapıldığı ileri sürülmekte. Evet, hemen ilginç bir ütü daha gösteriyorum ve bununla da ceket giyiyorsanız şurada vatkaları ütülemek için yapılmış bir ütü. Hemen şurada bir ütümüz var. Bu bir seyahat ütüsü. Aynı zamanda bunu ters çevirdiğinizde yanınızda bir yemeğiniz varsa üzerine koyup ısıtabiliyorsunuz. Evet. Yani her şeyi yapan Fransızların da nitelediği gibi çok
konumlu bir ütü. Ve burada renkli bir ütü var. Üzeri porselen, değerli olduğunu söylemiştiniz. Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği, bir kere porselen kaplı ütüler çok ender. Ve bu porselen ütülüğü ben bulabilmek için senelerce gezdim. Ve en sonunda bir ütü dükkanı. Evet, ütü, ütü yapıyorlardı tam. Fakat ne olduysa işte tam o anda oldu. O ütüyü gösterdiği anda oldu. Olsun, biz amaç hasıl oldu, maksat hasıl oldu. O ütüyü, o ütülerin bir kısmını en azından göstermiş olduk. Ayça Özkan'a ve konuğuna da teşekkür ediyoruz. Yaz yaklaşıyor. Şimdi zayıflama vakti. Kilolardan kurtulmak isteyenler ekran başına. Diyet sezonu açıldı. Yaz yaklaşırken kilolardan kurtulmak isteyenleri zayıflama telaşı sardı. Uzmanlar bazı gıdaların özellikle göbek çevresindeki yağları eritmede etkili olduğunu söylüyor. Bazı besinlerimiz var ki daha çok tutuyor bizi. Midemizi daha geç terk ediyor. Sindirimi birazcık daha zor olduğu için de daha uzun bir tokluk süresi gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla, dolaylı olarak daha doğrusu, bu şekilde kişiler daha kolay göbek çevresi yağlanmalarından kurtulabiliyorlar. Roka bizim için süper bir A vitamini, K vitamini ve yine aynı zamanda kalsiyum kaynağı. Ve yine o da çiğ sebzeler tabii ki midemize yine hacim kaplıyor. Yine aynı işlevi gördükleri için salatalarına koyabilirler, kahvaltılarına ekleyebilirler. Yoğurt yine hem içerisindeki düzgün doğru bakteriler sayesinde yine bağırsakları çalıştırdığı için aynı şekilde o da bizim için iyi bir bağırsak düzenleyici oluyor. Bu sayede yine kilomuzu da kontrol altına alıp tok tutma özelliği de var. Kuru baklagiller ve badem mideye uzun süre tokluk hissi veriyor. Kuru fasulye yine aynı şekilde midemize ininde bir hacim kaplar, şişer. Hatta gaz şişkinlik o yüzden yapar diyoruz ama kimyonla tükettiği zaman gaz da yapmaz gerçi. O yüzden kuru fasulye, tüm kuru baklagilleri de kilo kontrolünde çok rahatlıkla da kullanabilirler. Zeytinyağı ve pancar da tüketilmesi gerekenlerden. Özellikle zeytinyağındaki oleik içeren bir asit olduğu için zeytinyağı, o sayede bağırsakları çalıştırmaya başlar. Kabızlık problemi yaşayan kişilerde, ki bu da yine kilo kontrolünü çok zorlaştıran bir süreçtir, o sayede kişiler kilolarından kurtulmuş oluyorlar zaten. Diyet listesinde olmazsa olmazlardan biri de protein. Kuzu eti neden? Çünkü diğer etlere göre biraz daha kolesterolü düşük oluyor bir dana etine nazaran. Ve aynı zamanda protein içeriği yüksek olduğu için de kişiler daha uzun süre tok kalabiliyorlar. Bu anlamda bizi destekliyor. Tavuk eti de diğer etlere göre biraz daha yağlı, daha az yağlı bir et. Daha az yağlı olmasından dolayı diyetlerde daha rahatlıkla kullanabildiğimiz bir et oluyor, yiyecek oluyor. O yüzden tavuk etini ve kuzu etini rahatlıkla tercih edebilirler. Zayıflamanın mutlaka doktor kontrolünde olması şart. En iyi sonuç da sporla birlikte alınıyor. Hafif arkaya doğru eğik bir kafa, kısık gözler ve bembeyaz bir gülüş. Bunlar doğal olarak, yoksa eğer meraklanmayın, selfilerde güzel çıkmak için estetik her daim yanınızda. Sadece bir iletişim aracı değil, sosyal medya artık güzelliğin ispatı için de bir mecra. Özellikle kadınların çok sık paylaştığı selfiler, estetik operasyonları da beraberinde getiriyor. Kusurları gösteriyor. Biliyorsunuz bir sürü aplikasyon var kusurları düzelten. Basıyorlar makyaj yapıyor, basıyorlar dudağı düzeltiyor. Ama diş için? Basıyorlar diş düzelmiyor. Olsa olsa dişi beyazlatıyor ama şeklini düzeltmiyor. Diş konusu önemli, özellikle de hanımlar için. Hande Hanım dişlerini sevmeyen kadınlardandı. Beni rahatsız ediyordu özellikle gülerken. Nasıl gülüyordunuz? Elimle kapatıyordum ya da dişlerimi göstererek fotoğraf çekmiyordum. Bir gün bir dişçiye gitti ve gülüşü değişti. Ve arayı da bonding dediğimiz yöntemle kapattık. Bu vaka ideal bir vaka oldu. Bak, gelin Hande Hanım, tekrar gülümseyin. Bak, diş etleri az görünüyor. Hafif kırmızı farkındaysanız diş etleri, çünkü daha yeni aldık. 2 saatlik bir operasyonla dişlerinin arasındaki boşluklardan kurtuldu. İstediği gibi bir gülüşe kavuştu. Dünyanın en büyük pembe elmasıyla tanıştıracağım şimdi sizi. Hong Kong'da rekor fiyata alıcı buldu. 56,9 karatlık elmas için 71 milyon 200 bin dolar para ödendi. Dün
Dünyanın en büyük pembe elması, namı diğer pembe yıldız Hong Kong'da açık artırmaya çıktı. Öyle ilgi gördü ki tahminlerin ötesinde rekor bir fiyata alıcı buldu. Tam 71 milyon 200 bin dolara satıldı. Pembe yıldız bu zamana kadar görülen en büyük ve kusursuz pembe elmas. İlginin sebebi de bu. Oval yapıya sahip 59,6 karatlık elmas Güney Afrika'da 1999'da çıkarıldı. Yontulmadan önce 132,5 karattı. Kesilmesi, işlenmesi ve kusursuz bir hal alması 20 aydan fazla sürdü. Pembe yıldızın Hong Kong'da müzayedeye çıkması da tesadüf değil. Çünkü Çin, elmas ticaretinde son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Programı kapatıyoruz. Programın sonunda dostlardan güzel bir çalışma gelecek. Ekranlarınızı Ersoy Dede seçti de bizim çokça içselleştirdiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz bir ezgiyi. Bakın dostlar nasıl yorumlamışlar onu izleyeceğiz. Daha sonra Beyza Akan moderatör haber kuşağında karşınızda olacak günün gelişmeleri için. Ardından 11'de günün manşetinde gene ben Hikmet Genç'le beraber huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.